Herkese merhaba. İstanbul'un mezarları buluşmalarında yine birlikteyiz sizinle. Bu buluşmaları İstanbul'un mezarları tasarım yarışması kapsamında düzenlemeye başladık. Bu hafta ikinci buluşmamızı gerçekleştiriyoruz. İstanbul'un mezarları tasarım yarışması İstanbul'un ve Türkiye'nin tarihinde ve toplumsal ve kültürel hafızasında iz bırakmış isimlerin mezarlarını yeniden tasarlayıp yeniden düzenlemek üzere düşünülmüş bir yarışma. Bu yarışmanın başvuruları 18 Eylül'de geçtiğimiz hafta tamamlandı. Büyük ilgi gören bir yarışma oldu. Bu başvurular için de başvuranlara çok teşekkür ederiz. 904 başvuru oldu. 19 mezar belirlendi. Bu mezarların sahipleri olan isimlerin de her hafta söyleşilerini gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz hafta Adile Naşit ve Eremya Çelebi Kömürciyan hakkında konuştuk. Bugün de Naim Süleymanoğlu ve Orhan Kemal hakkında sohbetlerimiz olacak. Çok değerli konuklarımız olacak. Fakat hepsinden önce açılış konuşması için Sayın Mehmet Burak Çetintaş, tarihçi, yazar Mehmet Burak Çetintaş bizimle birlikte. Kendisinin Türk Denizcilerinin Mezar Taşları adlı bir kitabı var. Ve bize mezar taşları hakkında, mezarların durumları, İstanbul'un mezarların durumları hakkında detaylı bir konuşma yapacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bu yarışmayı duyduğum zaman doğrusu çok heyecanlandım. Ve ilk defa böyle bir projenin hayata geçiyor olması hakikaten ses getirecek, yankı uyandıracak diye düşündüm. Tabii bir taraftan da kafamda endişeler uyanmadı değil. Çünkü bu restorasyon, elden geçirme veya yenileme projelerinde mutlaka aksaklıklarla da karşılaşabiliyoruz. Ama en iyi niyetli şekilde sonuçlanacağına eminim bu sürecin. Burada ben bu haftaki açılış konuşmasında şöyle bir şey vurgulamayı gerekli gördüm, doğrusunu söylemek gerekirse. Biz yanlış hatırlamıyorsam 21 isim tespit edildi projelerde. Evet, ama 19 isim şu an gerçekleştirilecek. Bu proje başlatıldığı zaman ben etrafımdaki insanlara, bilhassa gençlere bu isimlerin arasından seçip sordum. Kimisine liste olarak gösterdim. Kimisine bazı isimleri sordum. Kendi ilgi alanlarına göre müzikle ilgileniyorlarsa müzisyenleri sordum. Mimarlıkla ilgileniyorlarsa onunla ilgili isimleri sordum. Tarihle ilgileniyorlarsa hakeza. Maalesef konunun meraklısının çok iyi yakından tanıdığı bu isimlerin çoğunu onların bilmediklerini, hatırlamadıklarını, hatta ilk defa duyduklarını fark ettim. Bu bana bir taraftan da cesaret verdi bugünkü konuşmanın içeriği hususunda. Şöyle bir şey düşündüm. Bu 19 başlangıç isim diyelim. Çok önemli, fakat bunların gerisinin gelmesi ve Büyükşehir Belediyesi'nde bu konuda da vazife düştüğünü düşünüyorum. Bu sadece proje yarışması olarak hazırlanması değil, bir taraftan da bu mezarların bakımları, restorasyonları ile ilgili de olabilir. Ve bir kısa sunum hazırladım, yaklaşık 50-55 önemli şahsiyetin mezarından oluşan. Onlarla başlamak istiyorum. Bu mezarların gündeme gelmesi bir taraftan şu açıdan da önemli. Toplumun hafızasının zayıfladığı bir dönemdeyiz. Birçok farklı sebepten dolayı. Dünya üzerindeki son izleri bu insanların. Edebiyatçı olsun, mimar olsun, müzisyen olsun. Bu 2-3 metrekarelik küçük alanlar. Dolayısıyla artık onlar bizim için son izler olması bakımından önemli. Bu İstanbul genelindeki yaklaşık 600 mezarlıktaki benim
seçki halinde hazırladığım listeye geçmek gerekirse İstanbul'un Türkler tarafından fethinden sonra 1453'ten itibaren İstanbul mezarlıklarında bugüne kadar yüz binlerce defin yapılmış, milyonlarca defin yapılmış. Bunlardan 15. yüzyılla başlayacak olursak, mesela Eyüp Sultan'a 1956-57'deki istimlaklerin ardından Eyüp Sultan'daki Afife Hatun mezarlığına nakledilmiş olan Fatih devri mimarlarından Mimar Ayas'ın mezarı şu anda perişan vaziyette ve Eyüp'te açık alanda duruyor. Baş ve ayak şahidesi şu anda yerinde. Baş şahidesinin üst kısmı resimlerde görüldüğü gibi ortada yok. Çünkü yıllar evvel kırıldığı için vakıflar tarafından kaldırılarak depoda korunma altına alınmış. Mesela bu mezarın mutlaka elden geçirilmesi, koruma altına alınması, yani açıkta bu şekilde korumasız bırakılmaması lazım diye düşünüyorum. Eyüp Sultan'dan yine Bahariye Mevlivihanesi'nin önemli mensuplarından müzisyen bestekar Zekai Dede'nin aile sofası Eyüp Sultan Pierre Loti Gümüşsuyu Tepesi'nde. Bakımsız vaziyette, etrafında yapılan yeni definlerden dolayı da hayli sahipsiz. Mutlaka gündeme alınmalı, bakımı yapılmalı. Son dönem Osmanlı Divan Edebiyatı'nın önemli temsilcilerinden Enderunlu Osman Vasıf Bey. Osman Vasıf Bey'in mezarı 1950'lere kadar Karacaahmet Mezarlığı'nda yerli yerinde ve sağlam vaziyette duruyorken 1970'lerdeki o hızlı tahripte maalesef kırılıyor, bir kenara atılıyor. Yakın zamanda araştırmacı bir arkadaşımız, aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi'nde görevli, taşı meydana çıkararak kalan kısmını, parçalarını bu şekilde eski mezara yakın bir bölgede yerine dikmeye çalıştı. Yine edebiyat tarihimiz açısından önemli olan edebiyatçılarımızdan Müftüoğlu Ahmet Hikmet Bey'in de akrabası, Müftüoğlu Yahya Sezai Bey'in Karacaahmet'te tahrip edilmiş mezarından kalan parçalar görüyoruz burada. Yine tarihimiz açısından çok önemli simalardan, şahsiyetlerden biri Ahmet Eflaki Dede. Bizde mekanik saat dediğimiz zaman ilk aklımıza gelen ustalardandır. Dünyanın dört bir tarafında müzayedelerde yüz binlerce dolara imal ettiği saatlerin satışa çıktığını biliyoruz ve zaten çok az sayıda saat bugüne ulaşmış. Onun Eyüp Sultan Mezarlığı'nda üzerine yeni mezarlar yapılmış ve yarısına kadar gömülü halde bulunan tarihi mezarı aynı şekilde gündeme alınıp bakımının yapılması gereken eserler arasında. Maalesef bugüne izi kalmayan, yakın geçmişte bundan 15-20 sene evvel tamamen parçaları sökülüp yok edilen Girit Fatihi Deli Hüseyin Paşa'nın Yedikule Hisarı'nın içindeki dış avlusundaki mezarı 1910'lardaki halini görüyoruz. 1967'de Alman Arkeoloji Enstitüsü uzmanları tarafından çekilmiş hali gayet sağlam ve yerli yerinde. 1992-93'te benim çektiğim haliyle lahit dağılmış fakat parçaları eksiksiz yerinde duruyordu. Maalesef o tarihten birkaç sene sonra kalan parçaları da ortadan kaybedildi, kayboldu. Servet-i Fünun edebiyatçılarından Ahmet Şuayb Bey'in Eyüp Sultan'daki mezarı bundan 20 sene evveline kadar sapasağlam parmaklıklarıyla, şebekesiyle yerli yerinde dururken yaklaşık bir 7-8 sene evvel tahrip edildi ve bu hale getirildi. Edebiyat tarihimiz açısından önemli bir figür olduğu için mutlaka bakımının yapılması, sahip çıkılması lazım. Çünkü varisi de yok. Burası Eyüp sırtlarında Davut Ağa mezarlığı. Ak türbe diye literatürde geçen türbe. Bunun sol tarafında basamakları, merdiven girişini gördüğümüz kısımda meşhur bizim
nakış sanatımızın, resim sanatımızın öncülerinden Levni'nin mezarı var idi. 1900'lerin başında mezar kaybolunca 1940'larda Süheyl Ünver tarafından mezarının üzerine Latin harfleriyle fakat o dönemin zevkini yansıtan bir mezar taşı konmuştu 1949-50 yıllarında. Fakat maalesef o taş da bugün yerinde yok. O da kaybolmuş vaziyette. Levni için en azından mezarının yerini takriben biliyoruz. Bir anıt mezar veya bir hatıra taşı yerleştirilebilir diye düşünüyorum. İlk botanikçimiz Ali Paşa'nın Kızıl Toprak'taki sahipsiz kalmış perişan haldeki mezarı dağılmak üzere, devrilmek üzere. Bu İstanbul folkloru, kültür tarihi açısından önemli bir taş, meraklıları bilirler. 1844-45'te ölen Halil Ağa'nın Merkez Efendi'deki mezarı. Mezar taşında karı dırıltısından vefat eden yazıyor. Yani annesi ve eşiyle muhtemelen hep çekişme halinde yaşamış ve ikisinin arasını bulamadığı için taşına bile bu ibareyi yazdırmış Halil Ağa. Onun da taşı bir kenarda bu vaziyette duruyor. Yine Merkez Efendi mezarlığından yani projede yer verilen Halide Edip'in mezarına çok yakın önemli edebiyatçılarımızdan divan şairi Hersek'te Arif Hikmet Bey'in annesiyle beraber ebedi uykusuna uyuduğu sofası Merkez Efendi. Bu benim 15-20 sene evvel çektiğim hali şimdi daha da perişan vaziyette. Yine bizim bürokratlarımızdan, dışişleri mensuplarından, hariciyecilerimizden Kayazade Reşat Paşa'nın oğlu Ali Ferruh Bey'in Abidevi mezarı. Bir kısmı bu üzerindeki mermer taç kısmı, üst kısmı çalındı maalesef. Bu kalan kısmı, kapağını da açmaya çalıştılar içinde bir şey var zannederek. Mutlaka restore edilmeli, bakımı yapılmalı. Çünkü önemli eserlere imza atmış, yazar hüviyetiyle de ön plana çıkan bir kişi. Çağlayanlar müellifi, şair ve yazar, Müftüoğlu Ahmet Hikmet Bey'in Maçka Mezarlığı'ndaki kabri, yine edebiyat tarihimiz açısından çok önemli bir kişi. İki taşından biri kırılıp başka bir yere atıldı. Şimdi şu anda sadece bu taşı duruyor mezarında. Sanat tarihi açısından önemli kimliklere gelecek olursak ressamları hatırlıyoruz. Tanzimat döneminin önemli ressamlarından Abdülmecit döneminde sarayda görev yapmış olan ressam Tevfik Paşa ilk modern resim temsilcilerimizdendir. Atatürk'ün Harbiye'de resim öğretmenliğini yapmış. Menazır isimli perspektifle ilgili önemli çalışmalar kaleme almış olan bugün müzayedelerde tabloları 700-800 bin liralara, 1 milyon liralara satılan Süleyman Seyit Bey'in 1913 tarihli mezar taşı. Bir ressam olduğunu, hem asker hem ressam olduğunu fotoğrafın taç kısmındaki kalpak ve paletten çok rahatlıkla anlayabiliyoruz. Maalesef taş bugün bu halde değil. Bir kısmı kırıldı. Ben 2000'lerin başında askeri müzeye bunun mutlaka koruma altına alınması, ya kaldırılması ya düzenlemesinin yapılıp bir parmaklıkla korunması gerektiğini yazıyla bildirmiştim ama hiçbir şey yapılmadı. Sonra da bir kısmı kırıldı taşın maalesef. Fakat resim tarihimiz açısından çok önemli bir figür. Ressam Halil Paşa bir diğer önemli kimlik. Aşiyan'daki mezarı. Bazen böyle tecavüzler oluyor. Başka mezar yaparken toprak atıyorlar, hafriyat döküyorlar. Fakat şu anda hala yerli yerinde duruyor Halil Paşa'nın tarihi mezar taşı. Yurt dışında da ödüller kazanmış bir ressam. Yine edebiyat tarihi açısından önemli kaynaklarda mezarı kayıp olarak kaydedilen, yazılan Mehmet Nayab Efendi 1832'de ölerek Merdivenköy mezarlığına gömülüyor. Çiftliğinde ölüyor. Divanı var, şiirleri var. Bilinen bir edebiyatçı. Recaizade Mahmut Ekrem Bey'in Göksu mezarlığındaki mezarı. Bu benim 2011-12'de çektiğim bir fotoğraf. Tarihi döküm şebekeleri ki enfes oturma grupları vardı içinde. Yani ziyaretçilerin geldiği zaman dinlenip soluklanabilecekleri taburelerde yerleştirilmişti. Ferforje, demir ve döküm imalat. Bunların hepsi bir gece çalındı. Sofaya kaçak definler yapıldı sonra. Bu üç taş hala duruyor. Üzerine kitaplar yazdı. Genç yaşta ölen oğlu
Nejat'ın mezarı ile birlikte. Fakat etrafı epey bozulmuş vaziyette. Yine İstanbul tarihi açısından önemli bir baba oğul. Askeri müzeyi kuran Ahmet Muhtar Paşa'nın Silivri Kapı'daki mezarı bugün hayli sahipsiz halde ve onun hemen ayak ucunda arkada Ahmet Muhtar Paşa'nın mezarı görünüyor. Ön plandaki harap haldeki mezarda oğlu ve İstanbul kültür tarihi açısından çok önemli yere sahip olan binlere yakın makaleyi kaleme almış, kitapları bulunan Sermet Muhtar Alus'un mezarı ve mezar taşı 1952'de vefat ediyor. Tıfli Çelebi tiyatro, bizim ilk tiyatro yazarlarımızdan ve ilk oynayanlardan meddah usulünü önemli bir kalem. Bunun da maalesef mezarına vaktiyle sahip çıkılmadığı için üzerine 1970'lerde bu tuhaf biriket mezar yapılmış ve tahrip edilmiş eski mezarı. Önemli marifçilerimizden Münif Paşa'nın Sahra-i Cedid mezarlığındaki tarihi lahdi. Bunun da maalesef kapakları yakın geçmişte çalındı ve tahrip edildi mezar taşı. Lugat yazarımız ve önemli gazetecilerimizden dergi ve gazete çıkarmış olan Şemsettin Sami Bey'in mezarı Merdivenköy mezarlığındayken oğlu Galatasaray Spor Kulübü'nün kurucularından Ali Sami Yen tarafından Feriköy'deki aile mezarlığına taşınıyor. Daha sonra da önemli bir Arnavut şahsiyeti olduğu için kemikleri Arnavutluğa götürülüyor. Merdivenköy'deki Osmanlıca mezar taşı maalesef bugün kayıp ama Feriköy'deki bu taş hala yerli yerinde duruyor. Bu da bir hatıra olarak belki düzenlenebilir, bakımı yapılabilir. Yine Zincirlikuyu mezarlığından bu gördüğünüz boş arsa, boş kısım aslında bizim çok önemli bir tiyatrocumuzu koynunda saklıyor. Şu sağdaki ağacın dibinde Türk tiyatrosunun kurucularından ve ilk Türk sahneye çıkan ilk Türk Burhanettin Tepsi Bey'in 1939-40'ta vefatının ardından gömüldüğü yer. Fakat mezarı maalesef yapılmamış. Boş vaziyette duruyor. Kaybolacağı günü bekliyor adeta. Yine önemli tiyatro sanatçılarımızdan ressam Münif Fehim'in babası Ahmet Fehim Bey ve Bediye Muahit'in ilk eşi Ahmet Muahit Bey'in Büyükada'daki ebedi istirahatgahları 1920'lerde ikisi de vefat ediyor ve buraya gömülüyorlar. Fakat varissiz ve sahipsiz olduğu için bugün bakımsız halde bu taşlarda. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan süreçte önemli siyasi roller üstlenmiş olan kimselerin mezarları da bugün bakımsız vaziyette. Mesela Zincirlikuyu'da Doktor Refik Nevzat Bey'in mezarı. Aynı şekilde Küçüksu kabristanında Ahmet Rıza Bey ve Sorbon'dan ilk mezun olan kadın gazetecimiz, kadın kimliğiyle öne çıkan Selma Rıza Hanım'ın 1930 ve 31 tarihli mezarları. Ahmet Rıza Bey İttihat Terakki'nin kurucusu ve ilk meclis başkanımızdır. O açıdan da siyasi kimliğiyle ön plana çıkıyor. Edirne Kapı Mezarlığı'nda önemli tiyatro oyunlarına ve gazete yazılarına, kitaplara imza atmış Celalettin Ezine, Atatürk'ün silah arkadaşlarından Hasan Cemil Çambel Karacaahmet Mezarlığı'nda sahipsiz vaziyette. Bugün kullandığımız 50 liralık banknotların üzerinde resmi olan Fatma Aliye Hanım, Adliye Nazırı Cevdet Paşa'nın kızı, önemli bir şair ve yazar. Coğrafya profesörlerinden Faik Sabri Duran, bizim meşhur Cumhuriyet dönemindeki hatta Osmanlı son dönemindeki atlasları hazırlayan önemli bir coğrafyacımız. Bugün maalesef mezarı sahipsiz vaziyette. Osmanlı kronolojisinin müellifi İsmail Hami Danişment Zincirlikuyu mezarlığında yakın tarihte vefat etmesine rağmen mezarı bakımsız, hatta bir kısmı tahrip edilmiş halde. Rıza Nur'un Lozan'a iştirak etmiş olan Rıza Nur'un Merkez Efendi mezarlığındaki sahipsiz bakımsız mezarı. İttihat Terakki ileri gelenlerinden Hacı Adil Bey'in Maçka mezarlığındaki
mezarı. Hakkı Baha Pars önemli bir gazeteci, önemli bir eğitimci, marifçi. Edirne Kapı mezarlığında maalesef mezarı bu vaziyette. Bu çektiğim fotoğraflar da yaklaşık 10-15 sene evvelki halleridir. Belki daha kötü şu anda. İlk Türk fotoğrafçımız ve Atatürk'ün fotoğrafçılarından Ferit İbrahim Bey, Karacaahmet'te mezarı. Çok önemli bir arşiv bırakmıştır bugüne. Hem siyasi tarih açısından hem İstanbul tarihi açısından. Onun mezarını görüyoruz. Gayet mütevazı. Necip Asım Yazıksız, büyük Türk tarihi müellifi, 1935'te vefat ediyor. Sahra-i Cedid'e gömülüyor. Cemil Sait Dikel'in Zincirlikuyu'daki mezarı, ilk gazetecilerimizden, önemli eserleri müellifi. İlk kadın şairlerimizden Mihrinsa Tarhan, Abdülhakamit Tarhan'ın kız kardeşi, Feriköy'de mezarı. Onun da mezar taşı kopmuş yerde bu vaziyette duruyordu. Azra Erhat'ın Bülbül Deresi'ndeki mezar taşı arzusu üzerine Füreya Koral, seramik sanatçısı. Onun için bu martıyı tasarlıyor ve mezarına yerleştiriliyor. Fakat maalesef Füreya seramikleri bugün değerli olduğu için çıkarmaya çalışırken kırmışlar. Onun parçalarını bulup bu şekilde bir fotoğrafını çekmiştim. Sonradan ortaya çıktı ki Azra Erhat da bunu öngörmüş. Çalmaya kalkarlarsa sen bir tane de aynısından yedek yapar mısın demiş. Onu da şimdi ismini hatırlamıyorum. Müşterek bir dostlarına emanet etmişler. Yani kırılırsa tekrar mezarıma konsun diye. Bu öyküyü dinlemiştim ama kim olduğunu isim olarak hatırlayamıyorum şu anda. Bu da bu vaziyette bu martı duruyor mu onu da bilmiyorum. Yine önemli yazarlarımızdan Abdülgani Seni Yurtma. Bunlar bizim için isim olarak belki hafızalarımızda canlanmayan figürler ama hem şehir tarihi hem edebiyat tarihi, sanat tarihi, müzik tarihi açısından unutmamamız gereken yüzlerce, hakikaten yüzlerce eser kaleme almış. Mesela 65 sene gazetecilik yapmış bir insan Abdülgani Seni Yurtman. Yüzün üzerinde tercüme eseri var. Çok önemli bir şey. Yazar, düşünür. Fakat bugün kimse ismini hatırlamıyor, unutulmuş. Bunların belki bu vesileyle hatırlanması mümkün olabilir diye ben isimlerini dinlendirmek istedim. Selanikli Udi Ahmet Efendi'nin yakın zamanda mesela tahrip edilmiş mezarı. Hiç sebep yokken porselen fotoğrafını çıkarabilmek için taşını 4'e 5'e kırdılar. Bundan birkaç sene evvel bu vaziyette duruyor. Atatürk'ün gönderdiği, yurt dışına gönderdiği müzisyenlerden Feyha Talay'ın mezarı. Varissiz olarak çocuksuz vefat ediyor ve Zincirlikuyu'ya gömülüyor. Bugün bu vaziyette mezarı. Nuri Halil Poyraz Osmanlı döneminde Mızıkayı Hümayun reisliği yapmış. Cumhuriyet döneminde Atatürk'ün Riyaset-i Cumhur Orkestrası'nda şeflik, ikinci şeflik yapmış. İstanbul Radyosu'nda, Ankara Radyosu'nda kuruluşlarında görev yapmış. Önemli bir bestekar ve müzik adamı. Bugün taşı yerinde olmayan, kaybolmuş olan Aşiyan'da Refik Talat Altman, önemli bir udi bestekar ve radyo sanatçısı. Bu kaybolmadan kısa bir süre önce çekmiştim, 2005'te. Taşı kayboldu maalesef, yeri boş şimdi. Atatürk'ün talimatıyla Kandilli Rasathanesi'ni yenileyen Fatin Gökmen'in Göksu Mezarlığı'ndaki sahipsiz halde bulunan mezarı. Bu mezar yine çok önemli. Bizde Mangalda Kül Bırakılmaz, işte ilk filmi çeken Aya Stefanos'taki Rus abidesinin bombalanarak yıkılmasını kayda alan, ilk hareketli görüntüyü çeken Türk olan Fuat Uskınay'ın mezarı Karacaahmet Mezarlığı'nda ve paramparça halde şu anda sahipsiz vaziyette. Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün kurucularından Refik Osman Top, Naim Süleymanoğlu bahsi geçince mesela, bu çok önemli bir spor adamımızdır bizim. Onun Beşiktaş Yahya Efendi'deki mezarı. Yine önemli bir spor insanı Kara Ahmet'in Eyüp Sultan'daki 1902 tarihli abidevi mezarı. Bugün sahipsiz halde. Yurt dışında birçok madalya kazanmış olan, modern sporun
Türkiye'deki idmanın kurucusu olan Galatasaray Lisesi'nin 45 senelik idman beden eğitimi öğretmeni Ali Faik Üstün İdman Bey'in Karacaahmet'teki mezarı bakımsız halde, unutulmuş halde bugün. Önemli edebiyatçılardan Cenap Şahabettin Bey, Saffet Nezihi Bey romancılarımızdan, yeni enstrümanlar, sazlar geliştirmiş notacı, bestekar Udi Ahmet Neşet Bey'in Karacaahmet'teki sahipsiz mezarı. Bugün kaybolmuş olan, bu yaklaşık 10-12 sene evvel çekmiştim. Bu taş maalesef bugün yok. Hattat Aziz El Rufai'nin Edirne Kapı mezarlığındaki mezar taşı. Aziz El Rufai'nin de müzayedelerde yazıları 200-300 bin liraları satılar ama kimse dönüp de dünya üzerindeki son hatırasına sahip çıkalım, bakımını yapalım, kaybolmasının önüne geçelim diye düşünmemiştir bugüne kadar. Bu yine esprili mezarlardan Zincirlikuyu'da Abdülhakamit'in mezarına çok yakın. Bizim ilk nikah memurumuz. Fakat hiç evlenmemiş hayatında. Ubeydullah Efendi. Amerika'ya kadar gitmiş, dünyayı gezmiş. Seyyah aynı zamanda. Onun Zincirlikuyu mezarlığındaki harap mezarı. Bunlar İstanbul tarihi açısından, kültür tarihi açısından önemli isimler, simge isimler. Tevfik Amir Kocamaz, Ebu Bekir Hazım Tepeyran, Oktay Akbal'ın dedesidir. Ve çok önemli bir hem bürokrat hem yazardır. Sami Paşazade Sezai Bey, bizdeki modern Türk romanının ilk örneklerinden Sergüzeşti kaleme almıştır. Mezarının bir kısmı tahrip oldu, bu eski bir fotoğrafı. Ömer Hayyam'ın çevirileriyle meşhur şair Haydar Rıfat Bey, Aşiyan Mezarlığı'nda. Vanu ve Müzehher Vanu'nun Edirne Kapı'daki mezarı yakın zamanda hafriyat dökmüşlerdi üzerine, sonra temizlendi mi bilmiyorum. Ve Atatürk'ün protokol müdürü Saffet-i Ziya Bey, meşhur Salon Köşelerinde romanının yazarı. Birçok başka eseri de vardır. 1929'da vefat ediyor ve Aşiyan Mezarlığı'na gömülüyor. Nazım Hikmet'in dedesi, önemli şiir kitapları bulunan, tercümeleri bulunan Mehmet Nazım Paşa'nın 1926'da vefat edip gömülüyor. Parmaklıkları ve kitabesi çalındıktan ve kırıldıktan sonra kime ait olduğu belli olmayan tek kişilik mezarı, kaybolmaması icap edenlerden. Yine önemli şairlerimizden Orhan Şahit Gökyay'ın Nakkaştepe Mezarlığı'ndaki mezarı. Burada da yeni bir mezar, bakımlı gözüküyor fakat heyelan mı diyelim, toprak kayması mı diyelim, yerinden oynamış ve öne doğru gidiyor. Mutlaka bir bakım, bir güçlendirme çalışması yapmakta fayda var. Azınlıklara, ekalliyetlere gelecek olursak, orada da işte mesela Bağlar Başı'nda Leon Hancıyan Efendi'nin Türk müziği, literatürü açısından çok önemli mezarı. Bizde ilk modern İstanbul rehberini hazırlayan 1920'lerde Ernest Manbury, Galatasaray Lisesi'nin öğretmenlerindendir. Çok önemli bir insandır İstanbul tarihi açısından. Onun Pangaltı Protestan Mezarlığı'ndaki mezarı. Bosert, arkeolog ve dil bilimci, yine aynı mezarlıktaki sahipsiz kalmış mezarı ve tasavvuf tarihi araştırmacısı, özellikle Bektaşilik üzerine ve basın tarihi üzerine önemli çalışmalara imza atmış olan, İstanbul'da kalmayı tercih etmiş. Robert Kolej'de öğretmenlik yapmış. 1950'lerde de yine İstanbul'da ölüp burada defnedilmiş. John Kingsley Burch. Bu şekilde sıralamak mümkün, isimleri arttırmak mümkün. Ben Büyükşehir Belediyesi'nin bu projenin devamında mutlaka bu önemli figürlere, isimlere de el atacağını, en azından belki bakımlarının düzenli olarak yapılması, belki bunların bir araya getirildiği bir yayınla en azından ölümsüzleştirilebileceğini düşünüyorum. Ve bizim eskiden mezarlıklarımıza ölümün ardından, yani en büyük
ibret verici hadise olan ölümün ardından mezarlıklarımıza bir zamanlar ne kadar ihtimamlı, titiz davrandığımızı biliyoruz toplum olarak, cemiyet olarak. Son resim olarak da bunu tercih ettim. Bu eski bir mezarlığın duvarında kalmış çok güzel bir cümle. Terbiyeniz buradan çiçek koparmaya müsait değildir. Çiçek koparmayınız, yasaktır, yapmayın, etmeyin değil. Biz bu inceliği en azından kıyısından, köşesinden yakınına gelebilirsek hem bu isimleri tekrar hatırlamış, vefa göstermiş oluruz. Hem onların bu topraklar için, İstanbul için, Türkiye için sarf ettikleri emeğe en azından bir nebze de olsa karşılık vermiş olabiliriz. Ve onların artık dünya üzerindeki son izleri, son hatıraları olan mezarlarını en azından bakımlı tutarak, sahip çıkarak kaybolmalarına, nisyanlarına, unutulmalarına engel olabiliriz diye düşünüyorum nacizane. Bugün ben bunu hatırlatmak istedim bu kısa konuşmada. Çok teşekkür ederim bu imkanı verdiğiniz için. Biz teşekkür ederiz hocam. Çok teşekkürler. Bu sunumunuz da bizim için çok önemli bir rehber niteliğinde olacak. Bu yarışmayı, tasarım yarışmasını ve zaten hali hazırda yaptığımız mezar bakımları çalışmalarında bu sunumda bahsettiğiniz isimlere özellikle dikkat edilecektir. Önümüzdeki yıl bu yarışmanın da tekrarı yapılması planlanıyor. O zaman belirlenecek isimler için de bizim için çok önemli olur bu sunum. Tekrar teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Için. Ben çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. İstanbul Hoş Mezarları Buluşmalarında birlikteyiz. Bugün Naim Süleymanoğlu hakkında konuşacağız. Çok değerli konuklarımız var. Sayın Tayfun Bayındır, Milliyet Gazetesi Spor Müdürü, Yiğiter Ulu, gazeteci ve spor yazarı ve Bener Onar, yine gazeteci ve spor yazarı bizlerle birlikteler. Öncelikle Tayfun Bayındır'la başlayacağız. Tayfun Bey, sizin en iyi şekilde Naim Süleymanoğlu'nun sporculuk kariyeri, hayat hikayesini anlatabileceğinizi düşündük. Özellikle Cep Herkülü adlı kitap üzerinden de. Siz Naim Süleymanoğlu'nu nasıl bilirdiniz? Size biraz İyi bilirdim. İyi bilirdim. Aramızda olmadığı için hep sorduklarında böyle demek lazım. Şöyle söyleyeyim, benim meslek hayatımda 40. yılımı bitirdim. Sanıyorum en önemli yol ayrımlarından bir tanesidir, onu söylemek lazım. Ben Naim'i tanımadan önce bizim ülkemizde ne bir halter sporu vardı, ne de halterle ilgilenen gazeteci vardı, gerçekçi konuşmak lazım. Halterin zaten esamesi sadece işte Bulgaristan, Yunanistan'daki yıldızlar, organizasyonlarında, Balkan organizasyonunda bile, Yıldızlar organizasyonunda duyulurdu. O döneme kadar, yani Naim gelene kadar aldığımız bir tane Balkan şampiyonasında bir bronz madalyamız vardı. O da yanlış hatırlamıyorsam Bünyamin'indi galiba. Yanlış hatırlıyor olabilirim ama. Yani halter sporu çok fazla sevilen, bilinen, başarısı olmayan bir branştı bizim açımızdan. Naim'in Türkiye'ye iltica etmesiyle birlikte başka bir moda girdi, onu söylemek lazım. Ben Türkiye'ye iltica ettiği gün itibariyle Naim'le tanıştım. Belki de meslek hayatımın dönüm noktasıydı diyebilirim. Naim Türkiye'ye iltica etti, biliyorsunuz. Büyük böyle dünyada ses getiren bir biçimde iltica etti. Dönemin başbakanı Turgut Özal karşıladı. Onun organizasyonuyla Avustralya'dan getirildi. İngiltere'den özel uçakla geldi. Geldiği sürede de sırada da dünyanın bence en önemli sporcularından biri olmaya adaydı zaten. İstanbul'a yerleştiğin ertesi günü Esen Ünür bana sen artık Naim Süleyman'ı takip edeceksin dedi. O gün takip etmeye başladım. Gerçekçi olmak lazımsa ölene kadar da takip ettim. İlk 3 yılımız, 4 yılımız iki bekar arkadaş gibi geçti. Sonra ben evlenince biraz daha
farklı moda girdik elbette. Hatta birinci evlilik yıl dönümündeki masadaki üçüncü kişi o, dördüncü kişi de Naim'in korumasıydı. O kadar iç içeydik. Çok önemli bir sporcu, gerçekten çok önemli bir sporcu. Balkan göçmenleri adına bakarsanız, onların adına bakarsanız çok önemli bir hizmet vermiş, önemli bir milliyetçi. Özellikle Bulgaristan'daki Türklere yapılan o dönemki baskı ve zulümü dünyaya anlatma noktasında bir numaralı aktör. Kötü bir siyasetçi, onu söylemek lazım. Gerçekten kötü bir siyasetçi. Faal spor hayatından sonra kötü bir yaşama sahip olan, kötü yaşam dedin, kendi sağlığıyla ilgili söylemek istediğim bu. Yani sağlığını içe sayan, iyi bir baba, onu da söyleyeyim, iyi bir baba. Evlatlarına gerçekten yaşamdan, ölümünden sonra da baktı. Ama onun ötesinde de bence çok ileri görüşlü bir sporcuydu. Yani Türk sporuna, özellikle de halter sporuna yaptığı katkıyı yadsıyamayız yani. İlk planda böyle bir girizgah yapayım Naim'le ilgili diye düşündüm. Teşekkürler. Tayfun Bey, ufak bir sıkıntı var sadece. Ekranınız sanırım biraz sallanıyor, sarsılıyor. Onu birazcık sabitleyebilirseniz, konuştukça siz sallanıyor. Sanıyorum masanın üzerinde ben elimi salladığım için oluyordur. Şimdi sallanmaz. Elim aşağıya aldı. Tamam, görüntüyü bozmasın çünkü. Tamam. Peki Türkiye'ye gelişinden sonra özellikle olimpiyatlar hakkında biraz konuşalım isterseniz. Ve Dünya Halter Şampiyonası, Avrupa Halter Şampiyonası, bunlardan biraz bahsedebiliriz. Neler yaptın Ayın? Şimdi ben onun bütün organizasyonlarında vardım. Yani Dünya, Avrupa ve Olimpiyatların tamamında yanındaydım. Benim adıma bir şans, onu söyleyeyim yani. Onun sayesinde dünyayı gezdik açıkçası. Hani Naim olmasaydı gazeteler bana bu fırsatı verirler miydi bilmiyorum. Ben Ankaralı bir kökenli bir gazeteciyim. Olimpiyat Dünya Şampiyonları, o dönem İstanbul medyası bize pek izin vermezdi açıkçası yani. Ama Naim'in sayesinde biz Ankaralı gazeteciler de, bunu her zaman söylerim yani, olimpiyat izleme şansına nail olduk. Hatta Atina'yı da Yiğiter'le birlikte izledik mesela Atina Olimpiyatları'nı. Aslında Atina Olimpiyatları'nda yarışmacı değil, gelip takip etmişti ama yarışmacılardan daha fazla ilgi görmüştü yani. Hatırlar Yiğiter yani. O dönem biliyordu. Şöyle söyleyeyim, ilk yarışması Cardiff. Cardiff'in önemi şu, Türkiye adına ilk yarışması ama aynı zamanda Cardiff'te de Avrupa Halter Şampiyonası. Türkiye ile Bulgaristan arasındaki Naim'in Türkiye adına olimpiyatlarda yarışmasına yönelik izin toplantısı. O meşhur 1 milyon dolar küsur dolarlık para anlaşmasının yapıldığı yer Cardiff. Orada ilk defa orada yarıştı Türkiye adına. Uluslararası forma ilk defa orada giydi ama önemli olan olimpiyatlarda forma giyebilmesi. O dönemde herhangi bir ülkeden iltica ile başka bir ülkeye geçmişseniz olimpiyatlarda yarışabilmeniz için olimpiyat komitesiyle birlikte yetiştiği ülkenin de izin vermesi gerekiyordu. Yani Bulgaristan'ın iznine ihtiyaç vardı. Bulgaristan'ın izni için de işte o dönem tahta bavulla rahmetli Arif Nusesay 1 milyon doların üzerinde bir peşin parayı eliyle götürüp Bulgar sınırında, yani Edirne sınırında Bulgarlara teslim etmiş ve Bulgarlar da bize izin vermişlerdi. Ondan sonra Naim başta Seul olmak üzere arka arkaya 3 olimpiyata katıldı. 4'e katıldı da 3'ünde başarılı olduğu için söylüyorum. Önce Seul. Seul belki de onun hayatının ve bizim de aslında Türk halter hayatının en kritik ve en önemli olimpiyatıydı. Şöyle söyleyeyim, izin çıktığı sırada Naim Süleymanoğlu dizanteri nedeniyle Ankara'da Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde yatmaktaydı. Hazırlanıyordu Seul Olimpiyatlarına, parası gönderilmişti. Yani Cardiff'teki başarısını bir tarafa bırakıyorum. Cardiff'te birinci olmuş, orada bir gövde gösterisi yapmış, rekor kırmıştı. Ama aslında önemli olan olimpiyatlardı. Olimpiyatlara çok iyi hazırlanmıştı ama olimpiyatlara yaklaşık 40 gün kala dizanteri, diğer bir adıyla sarılık geçirdiği ortaya çıktı. Hastaneye yatırdılar. Doktorlar gerçekten, Türk doktorlar, o dönem Türk doktorlar yarışmasına izin vermiyordu.
Turgut Özal bir İranlı bu konuda uzman doktoru Türkiye'ye götürüp Naim'in tedavisini sağlamıştı. Burada aslında ne kadar özel bir sporcu olduğu ortaya çıkıyor. Seul Olimpiyatlarına bu Dizanteri'de günlerce yattığı, hiçbir antrenman yapmadı. Yanlış hatırlamıyorsam 20 gün kala falan, 20-25 gün kala çıktı. Doktorlar kesinlikle ağırlık kaldırma, spor yapma demelerine rağmen sabah öğle ve gece yarısı, gece saat 12'den sonra da kalkıp antrenman yaparak hazırlandı. Ankara'daki halter salonunun üst katında halterciler için çok güzel bir konaklama bölümü vardı. Böyle bayağı bildiğiniz 4 yıldızlı bir otel kalitesindedir. Odalarında yukarıda odalarında kalır, aşağıda iner antrenman yaparlar. Gece 12'de inip bir de antrenman yapardı. Kafile Seul'e gittikten 4 gün sonra o Türkiye'den hareket etti. Sonuna kadar Türkiye'de antrenmanlar yaptı ve o işte 20-25 günlük antrenmanla Seul'deki o tarihi başarıyı ortaya koydu. Bence olağanüstü bir başarıdır. Yani bir kere 6'da 6 kaldırış yaptı. İkinci kaldırışında zaten olimpiyat şampiyonluğunu garantilemiş bir olimpiyat rekoru kırmıştı. Buna rağmen ısrarla, sakatlanmasına rağmen ısrarla devamını getirdi. Üstüne rekor kırdı, üstüne rekor kırdı. Amacı orada hani dünyaya bir mesaj vermekti. Bence Seul Olimpiyatları'nın zaten iki tane çok önemli noktası var. Bir tanesi Ben Johnson'un dopingle yakalanması. 100 metrede olimpiyat şampiyonu olduğunun ertesi günü. Ertesi günü bile değil değil mi Yiğiter? Yanlış hatırlamıyorsam 16-18 saat falandı yani. Ve bir de Naim Süleymanoğlu'nun kilosunun 3 katını kaldırması, her kaldırışının dünya rekoru olması. Bence zaten orası ne kadar önemli bir sporcu olduğunu bize çok net gösterdi. Sonraki dönemde arka arkaya Avrupa ve Dünya şampiyonlukları var. Barcelona'ya gittik. Barcelona'da da biraz daha dereceleri düştü ama artık çok kontrollü yarışmaya başlayan, rakiplerini çok iyi takip eden, rekorun onlarca olmasına gerek yok, bir tanesi yeter diyen bir Naim vardı. Çok stratejik bir yarış sergiledi Barcelona'da. Barcelona'da da olimpiyat şampiyonu oldu. O sırada Yunanlılar ve Bulgarlar yeni sporcular çıkarmaya başladılar. Bunlardan bir tanesi Yunanlıların Valerios Leonidis'ti. Kökeni Türk olan, aslında dedeleri Trabzon'dan ayrılıp Yunanistan'a yerleşmiş. Annesi, babaannesi son derece iyi Türkçe konuşan, ki ben onları Atina'da buluşturmuştum. Yiğiter onu da hatırlar, tam aynı tarihlerde. Atina'da buluşturmuştum ikisini. Ailesinin evinde buluşturmuştuk ve ailesi gayet güzel Türkçe konuşuyor. Naim'e rakip olarak Valeri Leonidis'i çıkarmışlardı. Atina'da bence çok önemli bir olimpiyattır Naim açısından. Türkiye açısından da çok önemlidir. Çünkü halterin başladığının birinci günü Naim, Halil Mutlu olimpiyat şampiyonu olmuştu. Ertesi gün Naim çıktı. Olağanüstü bir yarışmadır o. Hala en önemli yarışmalar diye girdiğimizde olimpiyat tarihine ilk onun içinde o da var. Naim yine 6'da 6 yaptı. Valeri Leonidis 5'te 6 yaptığı için Naim'i geçemedi. Sonak Leonidis'indi. Son hakkında kaldırsa Naim'i geçebilecekti. Kaldıramadı ama olağanüstü bir müsabakaydı. Yani şöyle söylemek lazım. İki ülkenin spor bakanları da oradaydı. Karşılıklı oturuyorlardı. Spor bakanları artık bakanlık modundan çıkmış. Bildiğiniz çarşı taraftarı gibi orada havalara zıplayıp bağırıyorlardı. Öyle bir yarış var. Gerçekten öyle bir yarış vardı. Yani inanılmaz bir yarıştı. O yarışmadan sonra beni en çok mutlu eden, gazeteci olarak en çok mutlu eden olaylardan biri şudur. 1000'in üzerinde insan arkadaki medya merkezinde Naim'in basın toplantısını bekliyordu. O 1000'e yakın insanın neredeyse bir herhalde 200'ü bana gelip acaba bana bir röportaj ayarlayabilir misin demişlerdi. Eskiden ben yabancı gazetecilere gider bunu söylerdim. Ya şu atlette şunda bana böyle bir destek verir misin diye. O benim mesela meslek açısından çok beni etkilemişti. Çok hoşuma gitmişti. Orada da olağanüstü bir başarı ortaya koydu. Sonra döndü geldi ve halteri bıraktı. Atlanta'dan sonra bir dünya şampiyonasına daha katıldı. Orada da birinci oldu. Bir Avrupa şampiyonasına katıldı. Orada birinci oldu. Sonra Macaristan'daki Avrupa şampiyonasına teknik direktör, koç olarak gitti. Orada da 3 tane biri bizim Azerbaycan'dan iltica eden hafızımız vardı.
biliyorsunuz. Hafız'ın antrenörlüğü olmak üzere Hafız Süleymanoğlu da dünya şampiyonu yapıp antrenörlük yapıyordu. Bırakmıştı yani gittiğimiz. Sonra yoğun bir baskı oldu. Yani bu baskı nereden geldi? Kimden geldi? Siyaseten mi bir baskıydı? Sportif baskı mıydı? Ya da üst üste 3 kere olimpiyat şampiyonu olmuş bir de dördüncüsü olsun. Tarihte örneği yok çünkü. Bir tek bari sen yap dediler. Sydney'e katıldı. Sydney olimpiyatlarını açık söylemek gerekirse hiç istemiyordu. Katılmak da istemiyordu. Çok böyle moralsiz gitmişti. Yani istemeye götürülmüştü. Biraz baskı da vardı. Ve orada ne yazık ki sıfır çekti. Riskli bir 140'ın altına gelip sıfır çekti. Ve faal spor hayatı da orada bitti. Ama onun sıfır çekerek bitirmesi kimseydi açıkçası. Yani vay ne oldu falan diye de bir etkilemedi. Naim'in büyük sporculuk yaşantısından hiçbir kayıp yaşatmadı. Aksine sıfır çekmesine rağmen o şampiyonanın birincisiyle ve ikincisiyle Leonidis de orada madalya alamamıştı. Yapılan röportajlarla, Naim'le yapılan röportajlar arasında kat kat fark vardı. Döndü geldi. Dönüp geldikten sonraki dönemi aslında biraz acı bir dönemdir. Sportif dönemini şöyle bir kapatayım, kısa özetle kapatayım size. Çok teşekkür ederiz Tayfun Bey. Şimdi soru ya da yorum olabilir diye diğer katılımcılarımızın seslerini açıyorum. Ben bir Tayfun abiye bir anısını canlandırmak istiyorum eğer şeyse. 88'de Naim basın toplantısına gittiği zaman buradan Bulgaristan'daki Türklere rakamsal olarak bir rakam veriyor galiba. Abisi anlattı galiba. Bir Bulgar gazeteci diyor ki o kadar Türk yok Bulgaristan'da, atıyorum 1 milyonsa. Adam diyor ki 500 var diyor Bulgar. O diyor ki hani Türk yoktu diyor Naim Süleymanoğlu onlara. Ve onun en büyük zaferlerinden bir tanesi kendi içinde öyle söylüyor her zaman Naim Süleymanoğlu. Doğru mudur? Doğru. Naim filminden ufak tefek alıntılar tabii ki. Biraz her filmde olan abartılar söz konusu olur böyle şeyler ama şöyle bir şey söyleyeyim. Bilmiyorum belki Bener sen de Yiğit Ersen de gazetecilik döneminizde gitmişsinizdir burada. Mutlaka gitmişsinizdir. Kırcaali ve Mestanlı zaten nereden girerseniz tamamen Türklerin olduğu bir yer. Yani bunu yadsımak mümkün değil. Naim Bulgaristan Naim'in artık ülkemize gelebilirsin diye izni çıkarttıktan sonra, yani Naim'e Bulgaristan'a seyahat izni çıktıktan sonra biz birlikte gittik oraya. Sadece ben yoktum. 50 civarında gazeteci vardı. Bunun nereden bakarsanız bakın 8-10 tanesi televizyondu. O zamanlar bayağı da genişlemişti spor yayıncılığı. Ben mesela orada Bulgaristan'da özellikle Sofya'da Naim'e gösterilen ilgiyi gördükten sonra gerçekten nasıl o dönemde böyle bir organizasyon yapılmış ve nasıl Naim kaçmış açıkçası çok anlamakta zorluk çektim. Yani şey anlamında Bulgarlar nasıl bıraktılar böyle bir fenomeni, bunu anlamakta çok zorluk çektim ama Türklerin gösterdiği ilgiyi görünce de aslında anlıyorsunuz yani hala oradaki Türkler için çok önemli bir lider yani. Ama Naim'le ilgili anı arıyorsan milyonlarca anı var yani. Yeter Bey, sizin sesiniz hala kapalı. Ben açmaya çalışıyorum ama açamıyorum acaba. Açıldı. Tamam. Peki sizin bir yorumunuz var mı Tayfun Bey'in anlattıklarıyla ilgili? Ya da tabii ki bir kere şunu söylemek lazım. Yani Naim'in sportif Türkiye'ye girdiği andan itibaren, Türk topraklarına ayak bastığı andan itibaren sportif yaşamında neredeyse her saniyesinde onunla birlikte olan bir gazeteci Tayfun Bayındır ve hatta sportif yaşamın dışında özel yaşamda da ortak bir sürü anıları var. Bir kısmı da belki de onunla beraber mezara gider, bizimle paylaşmak çok ister. Doğru söylüyorsun, çok doğru söylüyorsun. Yani onlarınki bir gazeteci-sporcu ilişkisi alışverişinden ziyade çok yakın bir dostluktu. Ve tabii ki Tayfun da bu dostluğun avantajlarını kendisinin de belirttiği gibi gazetecilik adına çok iyi kullandı. Ama Naim Süleymanoğlu ile ilgili az önce konuşurken
Yani Naim'in özellikle 2000 yılındaki Sydney Olimpiyatlarında yaşamış olduğu hayal kırıklığından sonra siyasete atılması, biz de pek o zaman için çok yadırgamıştık. Ve o, Tayfun da onu o dönemi tanımlarken kötü bir siyasetçi oldu dedi. Hı hı. Yani siyasetteki başarısızlığını özetlemek için böyle tarif etmeyi tercih etti ama ben öbür tarafa baktığım zaman yani Naim'in sportif hayatında çok aktif olduğu dünya rekorlarıyla, madalyalarıyla sürekli o zaman onu aslında çok iyi bir, o dönemde çok iyi bir siyasetçi ve çok iyi bir halkla ilişkilerci, çok önemli bir toplumsal figür olarak görüyor. Bunu çıkıp da konuşarak yapmadı belki. Yani konuştuğu zaman çok etkileyici, belki de milyonları peşinden koşturabilecek bir insan değildi. Ama o kadar büyük bir sporcuydu ve yeteneklerini mesaj vermek için o kadar doğru yerlerde, o kadar güzel kullanıyordu ki bütün dünya kulak kabartmış onun bir şey söylemesini bekliyordu. Yani Naim olağanüstü bir yetenekti. Bunu zaten artık herkes kabul ediyor ve bunu bizim üzerine söyleyebilecek yeni bir şey, bir söz bulabileceğimizi pek düşünmüyorum. Onun madalyaları, rekorları, bizim için unutulmaz anılar içeren görüntüleri, hala gözümüzde canlı olan yarışmaları orada duruyor arşivde. Yeni kuşakların da onu bir film yoluyla ya da Tayfun'un yazmış olduğu çok değerli kitap yoluyla tanıyor olması bence çok önemli. Ama bütün bunların ötesinde orada acılarıyla baş başa olan, seslerini duyuramayan, gündelik hayatları bir mengene gibi sıkıştırılmış bir takım antidemokratik uygulamalarla hayatları zapturapt altına alınmaya çalışılan, soydaşlarının, kardeşlerinin sözcüsüydü, sesiydi Naim. Kimsesizlerin kimsesiydi o dönem. Ve bunu Naim olmasaydı sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin bir takım eli kalem tutan insanların, bazı entelektüellerin ya da siyasetçilerin ortaya çıkıp söylemesiyle dikkati çekebilmek, orada bir farkındalık yaratmak, batıdaki demokratik ülkelerden Bulgaristan'a yönelik bir baskı yaratabilmek mümkün değildi. Asla mümkün değildi. Naim'in kişiliği, varlığı, onun spordaki, halterdeki olağanüstü başarısı oradaki insanların hayatlarını bir anda değiştirdi. Yani Bulgarlar da Naim'e saygı duyuyorlardı. Neden? Çünkü Bulgarların tamamı o dönem yapılan seçilmiş olan yöntemleri tabii ki benimsemiyorlardı. Ona hem Naim'e bir sporcu olarak saygıları çok büyüktü, hem de içlerindeki adalet duygusu bu böyle haksızlıklar sonucunda bu kadar yetenekli bir sporcunun kendi doğup büyüdüğü topraklardan koparılmış olmasına, kaçırılmış olmasına isyan ediyordu. Naim'i hem Bulgarlar sevdi aslında, hem zaten Türkler çok sevdi, hem kendi soydaşları Bulgaristan'da yaşayan Türk azınlık sevdi, daha sonra Balkanlar ve tabii ki bütün dünya. Yani Naim o kiloları kaldırdıkça bütün dünya ayağı, onunla beraber hop oturup hop kalktı. Herkes saygıyla ayağa kalktı. Yani bence en önemli kısmı da belki de Naim'in spor yapıyormuş gibi görünürken, halter kaldırıyormuş gibi görünürken aslında siyaset yapıyor olması. Çok doğru söylüyorsun, evet. Şimdi şöyle bir şey ekleyeyim ben isterseniz. Mesela o dönem, Yiğiter'in söylediklerine katkı olarak söyleyeyim, Yunanistan, Bulgaristan, Türkiye üçgeninde Naim sayesinde çok değişik bir ilişki yumağı kuruldu. Yunanistan halterde yoğun bir büyüme içine girdi. Takımın başına Türk asıllı bir teknik direktör getirdi. Türkiye halteri daha büyük hale büyütmek için Abaciyev gibi bir efsane, yani Naim'in hocasını getirdi. Ve bir dönem hem olimpiyatlarda hem dünya şampiyonasında üç ülke yarışıyordu. Bulgaristan, Türkiye ve Yunanistan. Yani madalyalar paylaşılıyordu neredeyse. Bizim Naim gelmeden önce aklımıza bile gelmeyecek bir durum bu. Yani bir dünya şampiyonasına gidiyorsunuz. Dünya şampiyonasında 9 tane madalya var, altın madalya var. Hani 3-3 anlamında değil, kategori anlamında söylüyorum.
Üç kategoriyi biz alıyoruz. Üç kategoriyi Yunanistan alıyor. Üç kategoriyi Bulgaristan alıyor ve Rusya mesela araya giremiyordu. Alekseyevleri çıkarmış, Patoya'yı çıkarmış bir ülkeden bahsediyoruz yani. Bu çok önemliydi ve bu üç o zamanlar gergin gibi gören, siyaseten gergin gibi görünen üç ülke, Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan Halter'de inanılmaz kamplar yapıyorlardı. Bu Yunanistan ve Bulgaristan Türkiye'ye gelip Türkiye'de kamp yapıyorlardı. Türk halterciler Yunanistan'a gidiyorlardı. Bulgar halterciler geliyordu. Bizim Naim dışındaki, Ozan Naim'e izin çıkmamıştı. Türk halterciler Bulgaristan'a gidip kamp yapıyorlardı. Ve bunların tamamında bence halter sporunun katkısı, keyfi değil. Kesinlikle Naim'in varlığı söz konusuydu. Ve işin ilginç tarafı, bence en önemli noktalardan bir tanesi de bu. Naim rahmetli olduktan sonra cenaze törenine Yunanistan'dan, Bulgaristan'dan, Hırvatistan'dan bir sürü rakipleri geldi. Çok önemli bir Çinli rakibi vardı. Naim Türkiye'ye gelip, bence çok önemli noktalardan bir tanesidir. Türkiye'ye gelip Naim'in tekniğini öğrenmek için 6 ay Türk kafilesiyle kalmıştı. O gelemedi. Gelemediği için böyle video göndermişti, hatırlıyorum yani. Böyle ağlamaklı bir video. Halil Mutlu'nun elindeydi. Yani Leonidis de vardı. Bulgarlar da vardı. Topurov gelmişti. Eski rakibi. Ivanov gelmişti. Eski rakibi. Hepsi cenazesine gelmişler. Ben hani böyle bir üst düzey sporcunun cenazesine rakiplerinin geldiği başka kaç tane vardır bilmiyorum açıkçası. Vardır belki de. Atlamış da olabilirim ben ama gerçekçi konuşmak lazım. Bizim ülkemiz için hala yaşayan bir efsane. Amerikalıların elinde buna benzer çok efsaneleri var. Başkalarım var ama bizim yok yani, bir ya da iki tane. Onun için her fırsatta da ortaya çıkarmak lazım. Niye Amerika'ya örnek verdim? Çünkü adım başı onlarda olimpiyat şampiyonu çıkıyor. Ya da Avustralya'da örnek verebilirsiniz. İtalya'yı, Fransa'yı verebilirsiniz. Bizde yok yani. Bakın, o öldükten sonra bir anda Türk halteri bitti. Halil biraz devam ettirdi. Bir iki tane daha genç çocuk vardı. Bitti. Niye biliyor musunuz? Halter'e önem verilmediği için değil. Gençler artık bir idol arıyorlardı ve bulamıyorlar. Gençlerin idolüydü Naim. Halter salonuna ben kuyruk olduğunu biliyorum. Ankara'daki halter salonuna babalar, anneler çocukların elinden tutup getirdiler. Halter salonuna getirdiler. Kuyruk oldular yani. Türkiye'de bir zamanlar çok iyi hatırlar Yiğitler. Beyaz Gölge diye bir dizi vardı. Basketbol TRT veriyordu. O diziden sonra Türkiye'de basketbolda gerçekten patlama olmuştu. Naim'den sonra da halterde patlama oldu. Ama şimdi mesela yok. Bittik. Eski Naim'den önceki hale döndük. Yani nadir bir iki tane ya var ya yok çıkıyor. Ama onun döneminde başka bir şeydi ve bu hem onun büyük sporculuğuyla ilgili bir şey, hem onun siyasetiyle de ilgiliydi. Salona gelen sporcuların, çocukların duruşundan halterci olabileceğini bir de söyleyebilecek kapasitedeydi. Halil Mutlu'nun Türkiye'ye gelmesini sağlayan o. Çünkü demişti ki orada bir çocuk var, Halil diye bir çocuk. Bu çocuğu Bulgarlar kadroya bile almıyorlar. 5., 6. sırada. Oysa bundan büyük bir sporcu olacak. O sırada göç başlamıştı. Halil Mestanlı'dan özel olarak bulunup getirildi Türkiye'ye. Yani böyle de bir detayı var. Ama kullanamadık işte, açık söylemek lazım. Yeterli derecede. Peki, çok teşekkür ederiz Tayfun Bey. Şimdi Yiğit Erbey'in konuşmasına geçeceğiz. Ekleyeceğiniz bir şey yoksa. Hayır, bu kadar. Bu konuda bana bir söz hakkı verilince çok mutlu oluyorum açıkçası. Çünkü Naim'in anlatılmaya, Naim'in konuşulmaya, Naim'i sürekli dile getirmeye ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Çok büyük katkılar sağladı bu ülkeye. Gerçekten sportif anlamda çok büyük katkılar sağladı. Kendisi 3 kere olimpiyat şampiyonu oldu. Dünya şampiyonlukları, Avrupa şampiyonlukları var ama olimpiyat şampiyonu olan başka haltercilerimiz var. Onlara o yol açtı. Türk sporunda çığırı açtı. Türk sporunun dünyada özel bir yere gelmesini sağladı ama Türkiye'de hiçbir sporcuya gösterilmedik, haksızlık ona gösterildi. Bunun altını ısrarla çiziyorum, her zaman da söylüyorum. Gerçekten olmayacak şeyler yapıldı. Onu da açmaya, anlatmaya gerek yok ama onun yaşadığı haksızlık, gerçekçi konuşmak lazım. Erken aramızdan ayrılmasının ana nedenlerinden bir tanesidir. Bağrımıza bastık gelirken ama açıkçası kullanıp posa gibi bir kenara attık.
Umarım sık sık Naim'i konuşuruz, sık sık dile getiririz. Unutmamak lazım. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ben izninizle çıkabilir miyim? Tabii, nasıl isterseniz. Ben çünkü kendi gazete toplantısına gireceğiz Zoom üzerine. Çok teşekkür ederim herkese. Çok görüşmek teşekkür ederim. Üzere. Hoşça kalın. İyi günler, kolay gelsin. Sağ olun, sağ olun. Görüşmek üzere. Hadi, sağ olun. Evet, Yiğit Erbey ile birlikteyiz şimdi. Yiğit Erbey de yine siz de Naim Bey'in, Naim Süleymanoğlu'nun sporculuk döneminde işin mutfağında olanlardan birisiniz. Siz neler anlatabilirsiniz Naim'in spor kariyeri boyunca yaşadıklarıyla ilgili ve ardından aktif sporu bıraktıktan sonra özellikle yaşadıklarıyla ilgili? Şimdi az önce Naim Süleymanoğlu'nun Bulgaristan'da yaşayan Türk azınlığın sözcüsü olduğunu, yani dünya çapındaki başarılarını, madalyalarını, onların dertlerini, sorunlarını, sıkıntılarını dile getirmek için kullanmış olduğunu söyleyince, belki de o dönemleri yaşamamış olan genç arkadaşlarımız biraz yanlış anlayabilirler. Yani Naim'in Türkiye'ye ihtiyacı vardı. O yüzden kaçtı geldi, burada kendini daha iyi ifade edebildi. Doğru, bu doğru ama tamamen olayı anlatmıyor. Öbür tarafından baktığımız zaman Naim Türkiye'ye iltica ettiğinde Türk sporu ne durumdaydı? Bizler, işte az önce Tayfun Bayındır'ın da vurguladığı gibi, bizler halterle nasıl bir ilişki kuruyorduk? Halter Türkiye'de kaçıncı spordu? Bir de o soruların cevabını vermek lazım. 1936'da Türkiye'nin olimpiyatlarda ilk altın madalyası. 1936'dan Naim'in iltica ettiği 1987 senesine kadar, yani yaklaşık 50 yıllık, 51 yıllık bir zaman diliminde Türkiye'nin güreş dışında hiçbir dalda altın madalyası yok olimpiyatlarda. 50 yılda 23 tane altın madalya almışız. Tamamı güreşçilerimize ait. Halter diye bir sporu sokaktaki insanlar bilmediği gibi, yani spora meraklı olduğunu söyleyen, spor sever olduğunu söyleyen genç kitle de bilmiyor ve takip etmiyor. Dünyadaki yıldızları kim, son olimpiyat şampiyonu kimdir diye sorulsa bilmezdi kimse. Biz spor gazetecileri de bilmezdik. Yani bu ayıp da bize ait. Naim Süleymanoğlu'nun adını duymuş muyduk? Duymuştuk. Orada bir Türk çocuk var. Çok yetenekli, dünya gençler şampiyonu olmuş diyorlardı. Ama o kadar. Yani Naim Süleymanoğlu'nun Türkiye'ye gelmesiyle Türkiye'de nelerin değişebileceğini, nasıl bir efsaneye tanıklık edebileceğimizi, ne kadar müthiş bir yolculukta onunla birlikte yıllar geçireceğimizi biz tahmin edemezdik onun geldiği gün. Yani 1987'de evet Naim Süleymanoğlu geldi, yer yerinden oynadı, çok güzel ama onun bize nasıl bir yolculuk vaat ettiğini, onu takip eden 13 sene boyunca bizi ne heyecanlara, ne gururlara taşıyacağını en iyimser spor gazetecisi bile ya da otorite bile söyleyemezdi. O zaman Naim yetenekli ama yani yeteneği acaba üst üste 3 olimpiyatta şampiyon olmaya yeter mi? Bunu kimse söyleyemez. Dolayısıyla Türkiye'de, Türk sporu da Naim'in gelmesiyle inanılmaz bir ivme kazandı. Ona yani hemen şu istatistiği verebilirim ispat etmek için. 1968'den 88'e zaten olimpiyatlarda hiç altın madalyamız yoktu. 1988 ile 2012 arasındaki olimpiyatlarda ise halterde 7 tane altın madalya kazandık. Naim'inkiler dahil. Yani Naim'e katılan başkaları oldu. Halil geldi daha sonra. Taner çıktı. Kadınlarda Nurcan Taylan çıktı vesaire. Yani halter sporla inanılmaz bir ilgi oluştu. Türk gençleri o alandaki yeteneklerini keşfettiler ve bunun sonucunda da başarılı sonuçlar alındı. Türkiye'de güreşin dışında da olimpiyatta bir varlık gösterebileceğimizi fark ettik. Başka spor dallarına olan ilginin artmasında böyle çok kısa sürede görülen bir etkisi olmuştur Naim Süleymanoğlu. Yani bu da bizim aslında o günlerde onu takip ederken
çok farkında olmadığımız bir şeydi. Biz sadece madalyaların, rekorların haberlerini yapıyorduk. Bir de Naim'e mikrofon uzattığımız zaman o da Bulgaristan'daki kardeşlerinden, soydaşlarından, onların çektiği sıkıntılardan söz ediyordu. Tamam, buraya kadar. Ama 90'lı yılların sonlarına gelindiğinde Naim'in de sayesinde, onun da katalizör olarak hızlandırdığı bir şekilde oradaki Türklerin sıkıntıları büyük ölçüde ortadan kalkmıştı zaten. Yani 90'lı yılların sonunda Türk milletvekilleri, üst düzey bürokratlarımız Bulgaristan'a yapmış oldukları seyahatlerde oradaki soydaşlarımızın şartlarının düzelmiş olduğunu, artık camilerde, okullarda bir sorun olmadığını, isimlerini kullanabildiklerini gördüler. Çünkü rejim de değişmişti ve dışarıdan gelen baskılarla Bulgar yönetimleri bu konuda yumuşamak zorunda kalmışlardı. Yani Naim amacına ulaşmıştı. Ama biz belki de bunu o zaman biraz Naim'in madalyalarına daha çok yer ayırdığımız için gözden kaçırdık. Evet. Fener Bey'in sesini açmaya çalışıyorum, bir şey söylemek isterseniz. Benim sesim açık mı şu an? Evet, şu an açık. Ben bir ekleme yapacağım Yiğiter abiye ufak. Naim'in aslında sporculuğu ve halterle ilgili. Naim Süleymanoğlu Türkiye'ye göç edilme, iltica edilme, kaçırılma hikayelerinden önce Türk sporcularla kamplarda bir araya geliyor. Geldiği yaşında 16-17 yaşında bir sporcu o dönem. Ve Türk sporculara şunu soruyor. Türkiye'de haltere bakış nasıl diyor. Onlar diyor ki biz Türk sporcularda, ya işte sen büyük sporcu olacaksın, güzel bir evini alırsın, sana bir maaş bağlanır, işte gelirin olur, işte altın madalya alırsan devletten para alırsın falan. Naim diyor ki ben onu sormadım diyor. Haltere bakış nasıl diyor. Spora bakış nasıl diyor. Salonların durumu ne diyor. Kaç kişi seyrediyor bir organizasyon oldu diyor. Yani böyle büyük bir sporcu olup aynı zamanda da bu noktada başka bir işlere de siyasi anlamda mesaj verme anlamda ikisini bir arada yapmak da aslında onun ne kadar özel olduğunu anlatan başka bir hikaye. Çünkü Naim sadece tabii ki ana hedefi biraz mesaj vermek, dünyaya Bulgaristan rejiminin yapmış olduklarını anlatmak, ama bir diğer hedef de madalyalarla beraber de Türkiye'de halter diye de bir şey oluşturmak. Yani normalde bu kadar yetenekli bir sporcunun kafasına takacağı bir şey olmaması gerekirken ikinci ayakta aslında ona da kafa yoran özel bir sporcu olduğunu anlatan güzel bir anekdot bence bu. Deyip Yiğiter Bey'e sözü... Yani çok doğru. Bu onun vizyonunu ortaya koyan bir şey. Zaten sadece olayın halter kaldırmaktan ibaret olmadığını biraz önce de vurgulamaya çalıştık. Evet, bu konuda dünyanın en iyisiydi. Kendi adından en çok söz ettiren sporcuydu. Ama bunu ne için yapıyordu? Yani bir de o soruyu sormak lazım. Bütün mesela 2000 yılında olimpiyata gitmek için biraz Türkiye'deki o günkü spor teşkilatında üst düzey yönetimdeki kişiler ve belki bazı siyasetçiler tarafından biraz baskı altına alındı. Biraz zorlandı. Aslında fizikman ve psikolojik olarak da olimpiyatlar için hazır değildi. Hazır olmadığı halde böyle bir maceraya sürüklenmiş oldu. Ama bir de şu faktör de var. Yani şimdi onu düşündüğüm zaman, yani Naim'i motive eden şey ondan önceki olimpiyatlarda işte kazanmış olduğu 5 dünya şampiyonluğunda dünyaya vermeye çalıştığı mesajdı dedik. Yani kendi soydaşlarının yaşadığı güçlüklerin aşılması için, o politik sorunların ortadan kalkması için, kaldırılabilmesi için halterde o müthiş ağırlıkların altına, kiloların altına giriyor. Ama 2000 yılına geldiğinde bu sorunların çoğu hallolmuştu. Dolayısıyla onu motive edecek bir şey bulmakta güçlük de çekmiş olabilir. Evet, yaşı ilerlemişti. Evet, eskisi kadar güçlü değildi fiziksel olarak. Ama motivasyon aradığımız zaman zaten onun soydaşlarının da dediğimiz gibi, yani onun Türkiye'ye gelmesine yol açan 13 sene önceki sorunların çok büyük bir kısmı
artık ortadan kalkmıştı. Belki bir nebze burada motivasyonunu da yitirmiş olabilir. Evet, özellikle de buradan sporculuk kariyeri sonrasına biraz bağlamak istiyorum. Şimdi uluslararası mecralara baktığımızda aslında Naim gibi çok başarılı, yetenekli sporcular sporculuk kariyerlerini tamamladıktan sonra çeşitli komitelerde, kuruluşlarda görev almaya başlıyorlar. Naim için böyle bir şey mümkün olsaydı nasıl olurdu? Yani bugünden baktığımızda nasıl daha farklı gelişebilirdi ve sizce neden bu şekilde olamadı? Şimdi burada Türkiye'nin maalesef en önemli sıkıntılarından, sorunlarından biri ortaya çıkıyor. Biz insani sermayemizi, beşeri sermayemizi değerlendirmek konusunda dünyada önde gelen ülkelerden biri değiliz maalesef. Hatta tam tersine insan harcamak konusunda çok yetenekli insanları olmaları gereken yerlere getirmek konusunda bir hayli kötü bir şöhretimiz olduğu söylenebilir. Türkiye bana kalırsa olacağı kadar olamamış insanlar cumhuriyetidir bir bakıma. Yani çok önemli yetenekleri maalesef yarı yolda ya da hatta yolun başındayken harcadığımıza hepimiz kendi alanlarımızda, yani bu sadece spor değil, pek çok şey olabilir. Kültür olabilir, sanat olabilir, bilim olabilir, iş dünyası olabilir. Herkes kendi hayatından çeşitli örnekler verebilir. Biz maalesef bu Naim'in de başına geldi. Şöyle ki, yani Naim 2000 yılında belki de kariyerini istediği gibi bir kariyerine istediği gibi güzel bir nokta koyamamıştı. Yani o olimpiyattan madalyasız dönmek, hatta madalyayı bırakalım klasmana bile giremeden dönmüş olması Sydney'den onun için çok önemli bir acıydı. Çok hepimiz için çok büyük bir hayal kırıklığıydı ama o bunların üstesinden gelmek için siyasete girerse, siyasette karar alıcı noktalarda olursa sanki bütün bu o tatsız, ağzında buruk tat bırakmış olan o final yarışmasını unutabilir ve unutturabilirim zannetti. Bence halterde kalmayı tercih etse, yani halter salonunda eşofmanlarıyla kalıp bir öğretici, bir çalıştırıcı, bir eğitici olarak genç kuşaklarla ilişki kurmayı sürdürüp yeni Naimler yetişmesine yardımcı olsaydı aslında çok daha iyi mesajlar verebilirdi topluma ve çok daha saygın bir pozisyon olur. Fakat takım elbiseyi giyip de siyasete soyununca tabii ki o dünyanın kuralları çok başkaydı. Oralarda o siyaset dünyasının ara sokaklarında kaybolup gitti bir anlamda. Naim'den bir spor yöneticisi olarak faydalanamaz mıydık? Tabii ki faydalanırdık ve dünyada bu kadar büyük saygınlığı olan, halter dünyasında açamayacağı kapı olmayan bir insan mutlaka Türkiye'yi uluslararası kuruluşlarda, uluslararası örgütlerde en iyi şekilde temsil etmeliydi ve bunu da yapabileceğinden benim aslında şüphem yok. Ama bunu yapabilmek için önce Türkiye'deki spor teşkilatında da önemli pozisyonlarda, yönetici pozisyonlarında olmanız, pişmeniz, tecrübe kazanmanız gerekiyor. Buralarda Naim pek istediği şansları bulamadı, açık söylemek gerekirse. Halter Federasyonu Başkanlığı vesaire, yani Halil'le beraber seçimlere girdiler, seçim kaybettiler. İnanılır gibi değil. Yani Naim gibi bir insanın bütün camia tarafından, bütün spor teşkilatı tarafından desteklenmesi ve el üstünde o uluslararası kuruluşlara, uluslararası organizasyonlara taşınması gerekirken burada ona çelme takanlar daha fazla oldu. Sporculuk yaşamından sonra belki de onun sporcu olduğu, parlak başarılara imza attığı ve etrafında inanılmaz bir hayran kitlesi bulundurduğu dönemlerden belki de kıskananlar çoktu. Bunları bilemiyorum. Tam olarak bunları ölçebilecek bir şeyim yok. Ama sonrasında yaşadığı hayal kırıklıklarını
sıralarsak eğer, yani siyaset sahnesine girdiğinde almış olduğu yenilgiler, kendisine verilen sözlerin tutulmaması, bir türlü istediği noktalara gelememesi vesaire, onda çok müthiş bir küskünlük yarattı, müthiş bir kırgınlık yarattı ve yani Tayfun Bayındır'ın da az önce altını çizdiği, kendine bakmaması, sağlığına dikkat etmemesi, artık bir sporcu gibi yaşamaması, hastalığını hızlandıran, hastalığını ağırlaştıran, çok kötü şartlarda ısrar etmesi, yani onun yaşamla kurduğu bağın ne kadar zayıfladığını, bir an önce bu dünyadan çekip gitme isteğinde olduğunu gösteriyor bize. Ve maalesef bunda da başarılı oldu. 50 yaşında onu kaybettik. Yani 2000 yılında Sydney Olimpiyatlarında o ağırlığı kaldıramadığı günden ömrünün son gününe kadar arada geçen 17 sene bence Naim'in çok acılı, çok ızdırap çektiği bir dönemdir. Yani 50 yıllık yaşamının son 17 senesinde çok mutsuz olduğunu düşünüyorum. Siz bir şey eklemek ister misiniz Bener Bey? Şöyle bir şey var. Özellikle bu Halter Federasyonu Başkanlığı adaylığı uluslararası komitelerde biraz da Naim'in kendi de bir hani insani bir defosu mu diyelim. O da o mücadelelerin içinde hani hep orada süperstar olacağını düşünerek aslında kaldı orada ama bir yerde eksekutif olduğunuz zaman, yönetici olduğunuz zaman bu Sergey Bubka için de geçerli. Sepko için de geçerli. Yeni dünyaya adım attığınızda o sporculuk yaşamından artık biraz sıradan insanlara dönüşmeye başlıyorsunuz. En azından küçük bir sıra yani. Bir karar verici bir adam olana kadar. Naim de oraları çok hızlı geçerek, o biraz da belki de hani Türklüğünden kaynaklı olarak hani Halter Federasyonu Başkanı olması gerektiği zaman gidip bir takım lobi çalışmaları, PR çalışmaları ya da birilerinin gidip ellerini sıkmak. Doğru mu Yiğiter abi? Yani bu işin kurallarından bir tanesi. Oralar biraz ona zul gelerek o çok hızlı oraları, yani nasıl kiloları çok rahat kaldırıyorsa bu sahnede de yani hayatının aktif sporcu olmayan döneminde de çok hızlı her şeyi kaldıracağını, rekor kılacağını düşünüyordu. Burada da temel sorun Yiğiter abinin az önce söylemiş olduğu bu ülkenin sporculara bu bir sonraki kariyerin ardından yaşanan yerde nasıl bir hayatın beklediğine dair bir ufuk açıcı, bunlarla ilgili öğretici bir şey verilemiyor olması. Bu da işte ondan sonra bir takım başka defolara yol açıyor. Sporcular bıraktıktan sonra hani psikolojik olarak yeni dünyada olacakları yerde kendilerini konumlandıramadıkları için işte Naim gibi de çok büyük bir ikonsanız bir anda başka bir dünyanın içinde buluyorsunuz ve yapılan her şey kendinize haksızlık gibi geliyor diye düşünüyorum. Bu aslında hani Yiğiter abi de sporcularla çalıştı, belki ben şimdi ona bırakırım sözü. Sporcular hayatları boyunca yaşadıkları noktalarda inanılmaz yerlerdedir ama bıraktıktan sonra da bir anda o sert görünümlerinden daha böyle insani olmaya çalışan insanlara dönüşürler ama içlerinde çoğu zaman da belki de öyle olmak değil. Aslında o eski sporcu döneminde hani onu getirin, bunu getirin, adamların burada. Anlatabiliyor muyum? Yani onu yaşamak ve onu düzeltmek, hele bizim gibi Türkiye gibi daha şaşalı ve daha pohpohlanan bir kültürde bir bıraktığınız zaman geldiğiniz noktada çok kötü, çok hızlı bir şekilde Naim örneğinde olduğu gibi aslında böyle yokuş aşağı bir anda düşebiliyorsunuz. Evet. Peki Yiğiter Bey, sizin ekleyeceğiniz bir şey var mı? Az önce sevgili Bener'in de vurguladığı gibi yani Türkiye'de sporcuların psikolojisi sporculuk döneminde aktif spor yaşamlarına devam ederken ki psikolojisi onların egolarını çok şişiren, büyüten, onların her şeye çok kolay ulaşmasını sağlayan, özellikle maddi anlamda tabii onlara müthiş rahatlıklar sağlayan. Belki onları yani sürekli baş tacı eden, şöhretle, ilgiyle şımartan
bir topluma sahibiz. Belki başka toplumlarda böyle olmuyordur. Biz sporcularımızla çok fazlasıyla ilgiliyiz. Ama burada onları gelecek, onların hayatının gelecek yıllarına, spordan sonraki günlerine hazırlayamıyoruz maalesef. Yani onların psikolojisi sporun bittiği dakikadan itibaren kötüye gidiyor ve buralarda destek almaları gerekiyor. Bunun farkına varabilen sporcular sonraki yaşamlarında da ikinci bir kariyer inşa ederek başarıya ulaşabiliyorlar ama onların sayısı ne yazık ki çok fazla değil. Yani burada sporcuları sporu bitirdikleri günden itibaren ikinci bir kariyere, ikinci bir hayata hazırlamak hem sistemin, hem sporu yönetenlerin, hem ülkeyi yönetenlerin görevi olmalı. Tabii ki toplum da biraz bu konuda eğitilmeli ve yardımcı olmalı. Yani ben çeşitli organizasyonlarda, takımlarda ki takım sporlarıyla bireysel sporları da bence ayrı tutmak lazım. Çünkü takım sporlarında neticede işte futbolda sahaya 11, basketbolda 5, voleybolda 6 kişi çıkıyor. Hadi yedekleri falan filan diyelim ki 15-20 kişiye dağılıyor bu ilgi, şefkat, işte hizmet ne derseniz deyin. Organizasyon belki o sporcuları gene el üstünde tutuyor ama tek birine de sen aslansın denmiyor. Hepsinin sırtı sıvazlanıyor. Bireysel sporlarda bu daha da fazla. Yani yüzme gibi, atletizm gibi, tenis gibi ve de Naim'in yıldızlaşmış olduğu halter gibi sporlarda tek bir sporcu bütün bir ulusu temsil ediyor. O gün olimpiyatta podyuma çıktığında, o barın altına girdiğinde bütün ülke ona bakıyor. Hem sorumluluğu çok fazla, hem baskısı çok fazla ama ilgi, şöhret, onun pohpohlanması, egosunun müthiş bir şekilde doyuma ulaştırılması. Bu faktörler çok iyi dengelenmeli. Dengelenmediği zaman spordan yani alkışı terk ettiği zaman, sporun o büyülü dünyasını terk ettiği zaman sporcu bir anda kendini boşlukta bulabiliyor. Ve orayı aşabilmesi, oranın sorunlarıyla baş edebilmesi de çok zor oluyor. Halbuki ondan diğer sporcuları yetiştirmek için, gelecek kuşaklara yatırım yapabilmek için onun bütün tecrübelerinden, bilgisinden, görgüsünden istifade etmemiz lazım. Yani onu tekrar sistemin içinde tutabilmemiz lazım. Biz bu konuda önemli hatalar yapıyoruz. Evet, belki bundan sonraki süreçlerde bu bir rehberlik sağlar bize. Başka sporcular için en azından daha bu konuda belki farklı bir duyarlılık geliştirir. Umut ediyorum. Şu şeylerden ders alabilsek tabii çok güzel olur. Peki çok teşekkür ederiz Yiğiter Bey. Ben teşekkür ederim. Aslına geçelim. Vaktimiz azalıyor. Evet Bener Bey. Yine buradan devam edelim isterseniz. Sizin söylemek istedikleriniz neler olabilir? Şimdi dediniz ya bu noktada aslında bir hani rol model var. Nedir bu rol model? Çok başarılı bir sporcu var. Bir de kariyerin sonunda yaşadıkları ile ilgili ve çok kısa zaman diliminde yani nispeten yani dünyada yaş ortalaması artık ne kadar artıyor hepimiz biliyoruz. 50 yaşında hayatını kaybetmiş bir sporcu var. Biz burada da bence şunu yapıyor olmalıyız toplum olarak. Naim'in o madalyalardan sonraki yaşamını da hani izlemeliyiz. Film yapıldığı zaman aslında büyük ihtimalle şöyle yapılmıştır diye tahmin ediyorum ben. Hani aman abi o toplara hiç girmeyelim. Hep hani iyi yanlarını gösterelim, başarılı yanlarını gösterelim. Bir takım hikayelerde, kültürlerde, hayatlarda bunları okuyacak, takip edecek insanların da hani ya bu adam bunu yaşamış ama sonrasında bunu yaşamış diyerek o kötü hikayeleri de biraz biliyor olmaları lazım. Naim'in aslında ben yani kısaca aslında Naim Süleymanoğlu'na nasıl tanıştığımı anlatırsam aslında neden Naim Süleymanoğlu'nun ulaştığı noktadan geldiği noktayı ve hayatını bitirdiği noktanın ne kadar tuhaf olduğunu anlattılar. Ben bir marka için Naim Süleymanoğlu'nu bir konferansa davet edeceklerdi. Benden bir aracılık yapmamı istediler. Ben dedim ki ya koskoca olimpiyat şampiyonu şimdi arayıp ben size şu etkinliğe gelir misin? Kaç para alırsın
dinlediğim dedim. Onlar dedi ki yani bir sormanı rica ederiz dediler. Ben de birkaç tane bir aracılarla vasıtasıyla işte gazeteciler, Ankaralı gazeteciler falan filan. Hakikaten Naim abinin hani kendi cep telefonuna ulaştım. Dedim nasılsınız, iyi misiniz falan. Zaten hikayenin başlangıcında Usain Bolt'a, ne bileyim Sergey Bubka'ya, Michael Phelps'e bir telefonla ulaşamadığınız gibi Naim Süleyman'a da ulaşamıyor olmanız gerekirken ben ulaştım. Zaten aslında hikayenin hani başladığı noktayı anlatıyor o anlamda. Sonra bir arada vakit geçirerek işte bir para pul ilişkileri konuşuldu. O konuları da aslında hiç konuşamamak gerekiyordu. Günün sonunda Naim, orada gördüğüm Naim hani çökmüş, bitmiş, hayatının birçok şeyini kaybetmiş. Normal olarak yaşayan bir adam konumundaydı. Yani bir ikon değil de hani zorunluluktan zaten devam ediyordu. İşte VIP salonunda bir takım bürokratlar geliyor, elini sıkıyordu. Onlar gittikten sonra suratı bozuluyordu. Yani psikolojik olarak çöktüğünü görebilmeniz için, anlamanız için hani çok büyük uzman olmanıza gerek yoktu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Naim'i çöktüğü yerde, gördüğü yerden de büyük ihtimalle en az bir 5-10 sene önce gördüğünü tahmin ediyorum. Orada da onu düzeltmek için kendi şampiyonuna, ikonuna, hadi şu adama bir el atalım. Gerekirse biraz devlet babanın gücünü göstererek. Çünkü Naim otoriteden ve devletten bir şekilde kariyeri de belki de Turgut Özal'la başladığı için ona saygı duyuyordu ve çekiniyordu. Yani Naim aslında ne bileyim Usain Bolt gibi koronada parti verebilen ya da inanılmaz partiler verebilen, eğlenceli bilen kendine has bir birey de değildi. Çünkü çok küçük yaşta bana kalırsa da devletin ve bürokrasinin ona attığı çengelden dolayı aslında öyle yaşıyordu. Yani nasıl Naim'i devlet, protokol gidip fotoğraf çektirmek için propaganda yapmak için kullanıyorsa, bu devlet aslında Naim Süleymanoğlu'na ya Naim gel, hayatın çok kötü durumda, testlerin meslerin berbat, bu işte alkolle ilgili, sigara ile ilgili olan şeyini şu an bırakıyorsun, seni buraya yerleştiriyoruz, böyle yapıyorsunuz diye de bir onu kırbaçlayabilirdi, yani düzeltebilirdi. Orada da mesela çok büyük ihtimalle şöyle oldu, hani bir iki özel anısını anlattı, çok girmeyeceğim ama burada da devlet ve bürokratlar ona şöyle yaklaştı: aa koskoca şampiyonu gördüm ya, ne hale gelmiş, ne hali varsın görsün diye de bir anda ellerinin tersiyle de o adamı attılar bu arada. Yani yıllar önce gidip Naim'le fotoğraf çektirmek ya da onları etkinliklerine, düğünlerine davet etmek için taklalar atan insanlar, Naim o halde görünce de bir anda hani aa çok kötü halde ya Naim vallahi, işte alkolik olmuş, en temel olarak söylüyorum size bunu. Hani onunla beraber hani acısı ve şeyi, yani nefreti 3-5 kat katlanarak arttı. Böyle olunca da tabii biz hala Naim Süleymanoğlu'nun başarılarını konuşurken bu tarafta hayatıyla ilgili almış olduğu kötü kararlar, yapmış olduklarıyla ilgili konuları hiç konuşmamayı tercih ediyoruz. Bir ne olacak bu? Yani ikon Naim ama yani Naim'in altındaki bir takım sporcular bile bana kalırsa, Türkiye'de daha 2020 yılındayız, yine Naim'leşecekler. Yani Naim olmamak için çaba gösterilmesi için elinizde bir veri olması gerekirken biz hiç öyle bir şey olmamış gibi davranmayı tercih ederek hep çok büyük bir sporcudan bahsediyoruz ama inanılmaz derecede de insani defoları da olan birinden söz ediyoruz. En büyük hikayesi zaten temel olarak kaçışında çok küçük yaşta yerinden yurdundan olmuş. Hani Tayfun abi yayında olsaydı belki o da teyit edecekti ama hani en mutlu olduğu anların hala gidip Kırcaali'de işte köylülerin orada bir çay içtiği, nefes aldığı vatanı, çünkü burası teknik olarak onun ikinci vatanı olabilir ama ana vatanı değil. Yani doğduğu yer, nefes aldığı yer, evinden çıktığı, ne bileyim bir akrabasını gördüğü yer. Hani tüm hikaye aslında belki de yani çizilmiş bir hikaye. Belki de böyle olması gerekiyordu yani. Öyle olmasaydı böyle olmasından ziyade belki de Naim'in hikayesi buydu. Bunu yaşadı ve bu şekilde vefat etti. Hani Naim Süleymanoğlu'nun mezar taşının yeniden dizaynı yarışması mesela inanılmaz değerli bir şey ama bana kalırsa zaten Naim Süleymanoğlu vefat ettiği zaman Türkiye'nin hazır bir protokolü olmalıydı. Yani şu anlamda söylüyorum. Nasıl bir tören düzenleyeceğiz? Kimler katılacak? Anlatabiliyor muyum yani? Çünkü böyle ikon olmuş, böyle bu büyüklükte başka bir sporcusu hiç olmamış bu toprakların. Bir şekilde de o sporcuyu da biz aslında hani Bulgaristan'dan
çok da niyeti yokken buralara gelmeye, biraz da aslında Bulgarların da hani kendi kendilerini aslında acayip eleştirmesi gereken bir konu. Hiç lüzumsuz işte, hani şu an modern dünyada hiç konuşulmaması gereken, işte adamın adını önce Naim Süleymanov demişler. Ardından Naum Süleymanov yapmışlar. Yani böyle sürekli gitmesi için bir bütün şartlar yerine gelmiş ve bizim elimize aslında hani düşmüş Naim teknik olarak baktığın zaman. Yani loto gibi bir şey yani, Naim'in burada bizde bir Türkiye'yle bir alakası yokken bizim elimize düşmüş. Biz de onu aslında güzelce de kullanmışız işte, madalyalarını alıp Türk'ün gücünü çok seven bir propaganda yapısı olarak. Ama ondan sonraki sürecinde Naim'i biz normal bir Naim olarak, yani bu Samson ve Dalila hikayesinde vardır. Samson'un saçlarını keserler ve Samson artık o adam olmaz ve her şeyini kaybeder. Bu da aslında aynı hikayeye benziyor. Yani ben Naim Süleymanoğlu'yla hani geçirdiğim 48 saat boyunca hani hayatımın en mutlu ve en acılı 48 saatini geçirdim. Çünkü hani bu kadar mutlu bir büyük bir sporcuyla yan yana olmak, onunla bir şey konuşabilmek, bir yandan da o büyük sporcunun geldiği noktada yanınızda canlı kanlı bir şekilde geldiği noktayı görmek. Yani Türkiye maalesef o formasyonu idare edemediği için de biz sporculara Naim'in hikayesini işte hani böyle büyük bir başarılı hikayelerle anlatmak durumunda kalıyoruz. Ama öteki taraftaki süreçte sonuçta bu hani altyapısını da bir Balkan ülkesinde aldığı için aslında Naim sadece sporla ilgili değil, yani halterle ilgili değil, sporla da ilgili, fitness'la da ilgili düşünceleri olabilecek. Yani spor bakanlığına kadar bence gitmesi gereken bir isimken işte hani şeyde kendi arkadaşlarıyla beraber doğada kaçıp oralarda hava almaya çalışan ve bir aynı zamanda da vücudu ve psikolojisi çok defa olmuş bir insan olarak hayatını maalesef vefat etti. Ama demin dedim, yani aslında daha önce düşünmemiştim ama az önce söylerken düşünmüştüm. Belki de hayat hikayesi buydu. Çizgisi ve yazgısı buydu. Bütün zaten onu özel kılan her şey de belki de ayrılışı da bir fenomen olarak, bir ikon olarak bu şekilde vefat etti. Çok güzel yorumladınız bence özellikle kaçış hikayesini. Onun çok travmatik bir kopuş olsa gerek. Aslında buraya geldikten sonra da çok büyük başarılara imza attı. Ama ne olursa olsun vatanından kopmuş bir insan. Ve tabii ben... şöyle bir şey de var mesela, yani Naim Türk ama Naim buraya geldi bir de Türkçeyi konuşamayacak halde. Yani aslında o da çok acayip bir şey yani. Çok az konuşuyordu. Çok az konuşuyor şey, yani nasıl diyeyim size, yani biz birisi 17 yaşında 18 yaşında birisiniz. Hani bir takım baskılar görüyorsunuz. Sıfır dil bilerek nasıl sporcu olursanız olun, atıyorum Fransa'ya göç ediyorsunuz. Yani onun bir psikolojik bir travmasının olmaması ya da hani hayatı boyunca belki de onu etkileyecek bir şey olmaması mümkün değil. Ama biz onu bile aslında şöyle konumlandırılıyor. Yani oradan bir kahraman Türk çocuğu bu vatanına koşarak geldi buraya. Aslında öyle alakası yok yani. Aslında bir yandan da baktığınız zaman Naim Bulgarların büyük hataları sonucunda aslında buraya gelmiş bir sporcu. Yiğiter Bey, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok, çok teşekkürler. Yani hem yüksek noktalarıyla, zirveleriyle, hem maalesef sondaki dramıyla aslında herkese anlatılması gereken, çok dersler içeren bir yaşam öyküsü Naim'inki. Umarım buradan sadece bir kitap, bir film değil, bundan sonra çok daha fazlası çıkar. Yani dizisi bile çekilebilecek kadar zengin bir yaşam öyküsüyle karşı karşıyayız. Umarım yani kültür sanat dünyasındaki insanlar buraya tekrar dönüp bakarlar ve tekrar buradan bir şeyler yaratmak için kolları sıvarlar. Çünkü Naim'in yaşamından özellikle de dediğim gibi son derece büyük acılarla, ızdıraplarla geçmiş son yıllarından gelecek kuşakların çıkarması gereken çok ders var. Peki, çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Biz teşekkür ederiz. Çok değerli anlatılarınız, yorumlarınız oldu bizim
bu buluşmalarımız, hem bu buluşmalarımız için hem de mezarlar tasarımı konusuyla ilgili olarak. Başka bir sohbette görüşmek üzere diyelim. Tekrar katıldığınız için teşekkürler. Hoşça kalın. İyi günler, iyi çalışmalar. Orhan Kemal oturumuyla İstanbul'un mezarları buluşmalarına devam ediyoruz. Bugün Orhan Kemal oturumunda yine çok değerli konuklarımız var. Öncelikle Orhan Kemal'in oğlu Işık Öğütçü, yazar ve ardından Mehmet Güler Yüz, yönetmen. Sessizlerin Sesi Orhan Kemal filminin belgeselinin yönetmeni ve yazar Ayşe Yetmen bizimle birlikte olacaklar. Hoş geldiniz Işık Bey. Siz isterseniz biraz bize babanızın hikayesini anlatın. İstediğiniz gibi nasıl kurulmuş? Tabii. Şimdi öncelikle böyle bir çalışma yaptığınız için kutlarım. Hem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı hem Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı'nı ve buradaki işte arkadaşları bu yayını gerçekleştirdikleri için teşekkür ediyorum. Şimdi babam 15 Eylül 1914'te Ceyhan'da dünyaya geliyor. Tabii doğduğu gün babası Çanakkale'de topçu teğmeni olarak görev yapmakta. Birinci Dünya Savaşı'nda olduğumuz için. Tabii kendi çocuğunun doğduğundan haberi yok. Babamın dedesi, babamın imzasıyla Çanakkale'deki oğluna bir telgraf çekiyor. Telgrafın metni şöyle: ben de dehrin, sitemin çekmeye geldim dehre. Yani ben de dünyanın sıkıntısını çekmeye geldim dünyaya. Mehmet Raşit imzasıyla doğumunu duyuruyor. Gerçekten dedesinin böyle ironik bir mesajla torununun doğduğunu bildirmesi Orhan Kemal'in yaşamının aslında bir özeti. Çünkü o yaşantısının içinde ben belki onun 13 yıllık dönemine tanıklık ettim ama daha sonraki çalışmalarda nasıl bir aşamadan geçtiğini gördüm. Tabii bu telgraf çekilen baba Abdülkadir Kemali Bey, o da çok çok önemli bir kişi. 1889 doğumlu ve o dönem Osmanlı yönetiminde İstanbul Hukuk Fakültesini bitirmiş bir hukukçu. Ve o dönemin işte siyasi ruhuna uygun olarak da İttihat Terakki'nin içinde bir fikir adamı olarak görev yapıyor. Tabii bu görevi içinde dedemin, yani İttihat Terakki'de bulunuyor ama onun dışında da resmi görevleri de var. Siirt'te savcılığa atanıyor. Ve orada işte bu savcılık görevini yürütürken kendisinin yapısı olarak hep muhalif ve kanunu uygulanmasını gerektiren bir madde olarak görüyor. Yani bir kanun çıkartıyorsunuz, niye uygulamıyorsunuz diye önüne gelene aslında kızıyor. Muhalif olmasından dolayı bunu uygulayan merci gereğinde, yani padişahlık katı bile olsa, onun bir takım ileri gelen görevlileri bile olsa, onları bile eleştiriyor ve bu eleştirilerinden dolayı, yani sert çıkışlarından dolayı sürekli hapishaneye girip çıkıyor, girip çıkıyor. Hatta bir röportajında 9 kere tutuklandım, 4,5 yıl hapis yattım diyor. Böyle bir enteresan kişi. Tabii bu Siirt savcılığı, arkasından Basra'da yine savcılık ve Birinci Dünya Savaşı'nda çeşitli cephelerde görev yapması
işte pek çok kesimi çok daha iyi tanıma fırsatı doğuyor. Tabii dedemin 1918 Birinci Dünya Savaşı bittikten sonra onun 1919'un başında bir Kirmasti, yani bugünkü adıyla Mustafa Kemal Paşa ilçesinde Bursa'nın kaymakamlık yapması, yine orada da bir takım yanlış hareketleri eleştiriyor olması, bundan dolayı yine içeriye atılması dedemin böyle enteresan bir yaşantısına ışık tutuyor. Hatta en son hapse girdiğinde kendisinin anılarını ben çıkardım, oradan biliyorum. Bir mühür yaptırdım diyor. Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti olarak bir mühür bastırıyor ve bir takım yerlere, yani aykırı davranan yerlere bu mühürle bir takım talimatlar yağdırıyor ve onların o yanlışlığı düzeltmesini istiyor. Yani böyle enteresan bir insan. 1920 tarihine gelindiğinde Kastamonu'dan milletvekili olarak ilk mecliste, kurucu mecliste görev alıyor. Tabii orada da aslında çok enteresan bir duruş sergiliyor. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir grubu var. Birinci grup diyoruz buna. Ona muhalefet eden bir ikinci grup var. Bizim dede de her ikisine muhalif eden bir üçüncü grup olarak o mecliste yer alıyor. Tabii o meclis çok enteresan bir yapı. Hem silahı kapıyorlar, cephelerde düşmanla vuruşuyorlar. Hem koştura koştura Ankara'ya gelip ülkenin ileriye gitmesi için yapılması gereken kanunları çıkartıyorlar. Dedem de Pozantı cephesinde Fransızlarla savaşıyor. Hatta 1921 yılında çıkardığı, daha doğrusu teklif olarak verdiği meclise bir kanun var. Kanun teklifi var. Ankara'da Ankara Hukuk Mektebi'nin kurulması için dedem kanun teklifi veriyor. Yıl 1921. Yani Kurtuluş Savaşı yapılırken dedem hukuk fakültesinin, hukukun çok önemli bir unsur olduğunu için böyle bir fakültenin kurulmasını istiyor. Tabii daha sonraki yıllarda o kuruluyor. 20-23 dedem mecliste, ondan sonra bu görevi bitiyor. Bir daha görev kabul etmiyor. Arkasından bir gazete çıkartarak muhalefet ediyor. Bundan dolayı yine yargılanmaları sürüyor. 1926 yılında artık serbest kaldıktan sonra bu sefer Adana'da hukuk üzerine avukatlık yapıyor. 1930 yılına gelindiğinde bu sefer serbest fırka kurulunca dedem de Cumhuriyet Ahali Cumhuriyet Fırkası'nı kuruyor. İşte hem bir süre sonra bu muhalefetin yoğunlaşması üzerine serbest fırka kapatılıyor. Dedemin de partisi kapatılacağı haberini alıyor ve o da gönüllü sürgün olarak yurt dışına çıkıyor. Şimdi bu kadar hikayeyi anlattım. Aslında babamın otobiyografik romanlarında bunlar belki çok kısa ama bu hikayeler hep söz konusudur. Dedem 1930 yılının sonunda yurt dışına çıkar. Yani işte Beyrut'a giderler. Arkasından bütün aile fertlerini de dedem yanına alır. Babam da oradadır. 1931 ve 32 yıllarında babam da Beyrut'ta. İşte ellerindeki bir miktar parayla bir lokanta açarlar. Fakat lokantada tabii başarılı olamazlar. Babam hem bulaşıkçılık yapar, hem garsonluk yapar, hem işte yemeğin götürüp getirilmesi servisinde çalışır. Lokanta bir süre sonra kapatıldıktan sonra babam bir matbaada görev alır. O matbaada işte çalışır. Belki de işte ilk aşkı dediğimiz bir Rum kızı vardır. Ona aşık olur. Ama onlar da bir süre sonra Beyrut'u terk ederler.
Ve babam 1932'nin Haziran ayında Türkiye'ye, Adana'ya geri döner. Şimdi bu macera Baba Evi Avare Yıllar kitaplarında çok güzel anlatılır. Tabii babam Adana'ya döndükten sonra yarım kalan eğitimini tamamlamak için uğraşır. Tabii döndüğünde 18 yaşındadır. 18 yaşındaki bir kişinin gittiği okul orta sondur. Çünkü babam oraya kadar okumuştur. Orta sona devam ederken bu sefer ekmek mücadelesinin içine giriştiğinden okul bir yana kendisini iş hayatında bulur. İşte önce fabrikada bir işçilik süreci vardır. Daha sonra yol inşaatında çalışır. Bir İstanbul macerası vardır. İstanbul'a gelir. Sonra yine tutunamaz, Adana'ya geri döner. Geçici hamal olarak devlet demir yollarında çalışır. Tabii bunların hepsi onda olağanüstü bir birikim yapar. Ve hem 1937 yılında çalıştığı Milli Mensucat Fabrikası'nda muhasebe servisine girer. Orada çalışmaya başlar. Dokumalarda çalışan bir boşnak kızı vardır. O kızı çok sever ve 1937 yılında babamla annem evlenirler. Annemin hayatı da çok enteresandır. Bu hayatın bir takım ana başlıkları Cemile isimli kitapta yer alır. Annem de Karadağlı'dır ve oradaki lakapları Muşoviç'tir. Babası bir derebeyidir ve Müslümanlarla Hristiyanlar arasındaki çatışmalarda Müslümanları koruyan, kollayan, savunan bir kişidir aslında. Fakat tabii o dönemde Sırpların ağırlığı fazlalaşınca aile orada tutunamayacağını anlar ve Türkiye'ye göç ederler. Önce Giresun'a, oradan Sivas'a, sonunda da işte Adana'da babamla annemin yolu kesişir. Arkasından işte babamın bu Baba Evi Avare Yıllar Cemile Dünya Evi, onun evliliğini anlatır. Ve arkadaş ıslıkları yine babamın gençlik yıllarına ait bir dönemini kapsayan romanlarıdır. Yani bu otobiyografik romanlar 1914 ile 37 yılları arasını çok iyi anlatır. Tabii Orhan Kemal'in 1938 yılında askere gittiğini, tabii bu süreçte çok kitap okuyup pek çok konu hakkında fikir sahibi olduğunu, o dönemin en önemli şairi Nazım Hikmet'e hayranlık duyduğunu hep biliyoruz. Hatta çantasında Nazım Hikmet'le şiirler taşıyıp bunları askerde işte çeşitli molalarda arkadaşlarına okuması, fikir tartışmasında bulunması bir takım kişilerin dikkatini çok çekmiş ki babamı takibe almışlar. Ve tuttukları dosya öyle bir kalınlaşmış ki sonunda babam kendini askeri mahkemede hakimin karşısında bulmuş. Hakim de demiş ki Nazım Hikmet'i okuyor musun? Onu takdir ediyor musun? Bundan dolayı sana bir ceza keseceğiz. Tabii yani Adana'daki evi de aranıyor. İşte Maxim Gorki'nin kitapları bulunuyor. Bir sürü şeyi var. Yani ayrıntısı var. Babama 5 yıl ağır hapis cezası veriyorlar. 94. maddeden dolayı. Babam Niğde, Kayseri, Adana ve Bursa cezaevlerinde bu cezasını çekerken herhalde aşka gelmiş ki şiir yazıyor. O şeyden başlıyor, yani Niğde, Kayseri cezaevinden şiirler yazıyor ve bu şiirlerini de çeşitli dergilerde yayınlatıyor. Fakat Bursa cezaevine Adana'dan Nisan 1940'da naklediliyor. Yine şair ve hapishanenin de yani iddialı şairlerinden. Fakat bu iddiası Aralık 1940'da Nazım Hikmet'in Çankırı'dan Bursa cezaevine gelmesiyle son buluyor. Tanışıyorlar.
Nazım Hikmet işte hemen konuşuyor, sohbet ediyor. Babamın da aynı maddeden içeri girdiğini anlıyor. Ona da yine 94. maddeden 28 yıl vermişler. Babam 5 yıl cezası var. Ve şöyle bir teklif getiriyor Nazım Hikmet. Sizinle aynı koğuşta kalabilir miyim diyor. İşte gerekli izinler alınıyor ve 52. koğuşta bunlar kalıyor. Hatta Nazım Hikmet Çankırı'dan Bursa cezaevine gelirken cezaevi savcısı müdüriyete bir yazı gönderiyor. Bu adam diyor şimdi geliyor Çankırı'dan, bunu tek kişilik koğuşta yatıracaksınız. Yanına kimi verirseniz kendisine benzetir diyor. Yani benziyor da. Yani önce şiirlerini okuyor. Tabii şiirlerini Nazım Hikmet hiçbirini beğenmiyor. Daha sonra babamın bir düz yazısını bulması nedeniyle sende iyi bir kumaş var. Öykü yaz, roman yaz diye onu bambaşka bir alana yönlendiriyor. Ve babam da işte bu öyküleri ufak ufak yavaş yavaş yazmaya başlıyor. Tabii yani şiir yazmaya da devam ediyor ama kendine benzetmesi hem şiirde kendini geliştiriyor aslında, hem de öyküde, romanda bu çalışmaları daha da ileri aşamaya getiriyor. İşte hapisten çıktıktan sonra mektuplaşarak Nazım Hikmet'le yine dostlukları devam ediyor. 1950'de Nazım Hikmet afla çıkıyor, İstanbul'a geliyor. Bizimkiler 1951'de göç ediyorlar. İstanbul'a geliyorlar. Ve 10 Haziran 1951'de babam, aile Nazım Hikmet'in evine bir pazar ziyaretine gidiyorlar. İşte sohbet ediyorlar falan. O pazarı hep birlikte geçiriyorlar. Ve 17 Haziran 1951'de Nazım Hikmet bir daha dönmemek üzere yurt dışına çıkıyor. İşte babamın son görüşü o pazar günü. Bir daha tabii yazışamıyorlar da. Çünkü Nazım Hikmet'in adresi belli değil. 1963'te 3 Haziran'da radyodan Nazım Hikmet'in öldüğünü duyunca babam hüngür hüngür ağlıyor. Böyle büyük bir dostu kaybettiği için. Hatta yani o kadar çok seviyor ki 1969'da Moskova'ya babam gittiğinde Nazım Hikmet'in mezarını ziyaret ediyor. Bir röportajında anlatıyor. Ya diyor yani mezarına gittim. O Nazım imzasını gördükten sonra onun öldüğüne inandım diyor. Yani sevgisi o kadar yoğun. Tabii babamın 1951'den sonra müthiş bir yazı temposu var. Hem gazetelerde, dergilerde çeşitli roman tefrikaları oluyor, hem öyküleri çıkıyor. Türk sineması Orhan Kemal'i keşfediyor ve sinema alanında pek çok senaryo yazdırıyorlar. Ve bu işte 1960'lara kadar, 60'lardan sonra babamın tiyatro eserleri vermeye başladığını görüyoruz. 1966 yılında yine babam tutuklanıyor. Sultanahmet cezaevine konuyor. 35 gün sonra tutuksuz yargılanmak üzere dışarıya çıkıyor, serbest kalıyor. İşte bu süreçte babamın pek çok eseri, yani burada o 59 tane eseri saymamın zaten yeri yok. Arka arkaya büyük bir tempoyla bu eserlerini meydana getiriyor. Tabii ki yani burada o kadar eseri meydana getirmesinin aslında bir amacı da halkın sıkıntısını görmek. Halkın o ekmek kavgası mücadelesine o da eserleriyle katkı vermek istemesi. Pek çok alanda, pek çok konuda değişik eserler vererek Türk Edebiyatı'nın gerçekten önemli
isimlerinden bir tanesi olarak bugüne kadar geliyor. Tabii 67 yılında kalp krizi geçiriyor. Daha sonra yeniden kalp krizleri var. 1969'da Moskova'ya gittiğinde yine hastanede yatıyor. Ve 1970'e gelindiğinde 5 Mayıs 1970'te Bulgaristan'dan bir davet aldı. Oraya gitti annemle. İşte tabii bizim haberimiz falan olmuyor. Yani telefon yok evde, açamıyorlar, konuşamıyoruz. İşte bir iki kart attı bize. Hiç unutmuyorum, 3 Haziran 1970 ben Basınköy'de bisiklete biniyordum. PTT'nin bir binası var. O binanın önünden geçerken memur çıktı, dedi koş git, ablanı çağır gel, gelsin telefonu var dedi. Ben anlam veremedim. İşte ablama gittim, çağırdım. Ablam girdi PTT'ye, telefonu aldı, bir şeyler konuştu, kapattı, çıktı, ağlıyordu. Ben şaşırdım tabii. Babam ölmüş dedi. Şimdi yani öyle pat diye bir haber ki, babam ölmüş ne demek? Ben 13 yaşındayım. 13 yaşındaki bir çocuğun ölmekle ilgili hiçbir fikri yok. İşte o gün bir haberlerinden itibaren de bütün Türkiye'de bu haber yayıldı. 56 yaşında babamı kaybetmiştik. İşte beyin kanaması. Orada Bulgaristan'da hastanede bir anda gitmişti. Tabii 5 Haziran'da Türkiye'ye getirdik. Kapıkule'den karşıladık, İstanbul'a geldi. 7 Haziran'da da Zincirlikuyu mezarlığına defnettik. İşte tam 50 yıl bu yıl. 50 yıl sonra böyle bir mezarının projelendirilmesi çok önemli bir olay. Belki daha sonraki aşamalarda işte isminin bir kültür merkezinde verilmesi gerçekleşecek. Yani belki Orhan Kemal'in yaşantısı insanlarımızın bir ekmek mücadelesinin zapta alınması. Ben onu diyorum. Yani Orhan Kemal aslında küçük insanların zabıt katibi. Bütün o hayatları kaleme alarak bize bir belge olarak sundu. Hala da o yaşantıların tamamı var. Ve hepimizin belki de görevi işte o yaşantıları daha iyi bir yere doğru götürmek. Orhan Kemal'in o umudunu, iyimserliğini genç kuşaklara da taşımak. Yani kısaca Orhan Kemal'in hayatını ben size böyle anlatayım. Daha sonra devam ederiz. Çok teşekkürler. Benim iki sorum var özellikle. Birincisi, bu yazdıklarında sizin de söylediğiniz gibi küçük insanların ya da şöyle de adlandırıyoruz bazen, yoksulların yazarı, işçilerin yazarı, alt sınıfların yazarı, hani sıkıntı çeken aslında her türlü toplumsal grubun yazarı. Ve bunları okurken de özellikle şunu hissediyor insan. Çok iyi bir gözlemci. Ve yine onun hakkında yapılan söyleşilerde de ya da işte onun hakkında yazılmış olan anılarda vesairede de görebiliyoruz. Çok iyi bir gözlemci olduğunu, işte fabrika işçilerini nasıl anlattığını, sanırım çırçır fabrikasında çalışmıştı değil mi? Ya da mevsimlik işçileri ya da yani aklınıza girebilecek aslında her türden yoksulluk ve mücadele içindeki insanların yaşadıklarını anlattığını ve hani bunu çok iyi yaptığı, biz konuşsaydık tam da böyle anlatırdık denilen bir yazar. Ben bununla ilgili olarak çok iyi bir gözlemci olduğunu düşünüyorum aslında ve bunu da çok güzel bir şekilde aktarabildiğin, hani kaleminin bu anlamda çok iyi bir edebiyatçı olduğunu, kaleminin çok kuvvetli olduğunu düşünüyorum.
Ve sizin çalışmalarınız, ikinci kısımda sizin onunla ilgili yaptığınız çalışmalar. Orhan Kemal Müzesi var Cihangir'de. Ve sizin çok çaba harcayarak yaptığınız derlemeler, çeviriler, günlüklerini ve şiirlerini derlediniz sanırım. Çok sayıda kitabı yabancı dile çevrilmiş. Ve hani bunlarla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Aslında çok büyük bir emek var sizin verdiğiniz bütün bunları yaşatabilmek için. Ve bu anlamda da biraz onun başlattığı, yazarak başlattığı bu başkalarının hikayelerini anlatma çabasına siz de sanki bunları hem koruyarak hem yaygınlaştırarak çevirilerle ya da başka türlü üretimlerle onun sürekli hatırlanmasını ve kitaplarının okunmasını, müzesinin ziyaret edilmesini sağlayarak aslında onun yaptığı işi devam ettiriyorsunuz gibi. Şimdi şöyle söyleyeyim, yani gözlemciliği doğru. Önemli olan Nazım Hikmet'den babamın bir şeyi vardır. Söyleşisinde söylediği bir konu. Nazım Hikmet bana bakmasını öğretti diyor. Şimdi nereden, nasıl bakacaksınız ki o görülmesi gereken, o en ince noktayı göreceksiniz. Babam bunu yapıyor. Yani halkın sıkıntısını, o sıkıntıyı çeken insanlara doğru bakarak belli bir ezilen, sömürülen kesimin gözünden bakarak yazıyor. Bu çok önemli bir şey. Yani hepimizin pek çok hayatında olaylar oluyor, yaşantımız var. Bunlar hep standart yaşantı deyip geçiyoruz. Ama Orhan Kemal işte oradan size ölümsüz pek çok hikayeler çıkartıyor. Bakın bununla ilgili ben güncel bir şey söyleyeyim. Yıllar önce o da vefat etti. Bir abimiz vardı, Erol Şadi Erdinç. Ya dedi, Orhan Kemal bize kahvede otururken böyle bir koğuşta geçen işte insanların hikayelerini anlattı. Ya dinledik. Fakat dedi o 72. koğuşu bir yazdı, bambaşka bir şey çıktı. Yani anlatmayla yazma arasında dağlar kadar fark var. Ve o kalemi çok iyi kullanan bir insan. Yani eğer 56 yaşında vefat etmeyip biraz daha 20-30 yıl daha yaşasaydı, şu anda mevcut eseri 59, herhalde bir 159 olurdu. Yani bu kadar rahat yazabilen, bu kadar konuyu sürükleyici hale getirebilen çok önemli bir yetenek yani. Hani Allah vergisi dersiniz ya, Allah vergisi yani. Bu bazen ben konuşmalarımda dedim ya, babamı çok kıskanıyorum. Çünkü gerçekten yani o kadar rahat yazmayı ben becerebilsem ben de yazacağım zaten. Şimdi ikinci sorunuzda da yani o araştırmaların yapılması lazım. Yani o araştırmalarda sizin de hakkınız, payınız var. Bütün buradaki arkadaşlarımızın, bizi seyreden bütün dostlarımızın hakkı, hukuku var. Ben öyle görüyorum. Yani yapılması gereken bir şeyi ben yapıyorum. Bunu tabii belki çok daha farklı bir Orhan Kemal Enstitüsü, bir Orhan Kemal Üniversitesi kurulsa, bir Orhan Kemal'in içinin, o üniversitenin içinde işte böyle bir enstitü veya da bir bölüm olarak sırf Orhan Kemal'e yönelik çalışmalar yapılsa, inanın benim çıkardığım 12 kitabın üstüne bir 12 kitap daha çıkartırsınız. Çünkü çok geniş yelpazede o kadar değişik çalışmaları olmuş ki. Bir de tabii yapılan çalışmaları, hani onun işte hep bilinen adı Orhan Kemal adıyla siz arıyorsunuz. Oysa değil. Hı hı. Orhan Kemal'in çok daha değişik takma adlarla, çok daha yani ben bile gördüğümde güldüğüm bir takım mahlaslarla yazdığını biliyorum. Bakın bir örnek vereyim. İki Damla Gözyaşı diye bir romanı vardır. O gazetede tefrika edilirken yazan kısmına Türkiye'nin en ünlü bestekarı diye yazılmış. Şimdi ben bunu görünce gülmeye başladım. Yani ne ilgisi var? Babam yazıyor onu ama Türkiye'nin en ünlü bestekarı diyor yazan. Sonra taktığı, kullandığı başka isimler mesela İlhan Fahri Demir.
O üç tane kelimeyi değişik oranlarla kullanarak yazıyor. İlhan Demir diyor, Fahri Demir diyor, İlhan Fahri diyor. Yani kaynıyor. O gazetelerde benim bulduğum işte, bakın üç tane kayıp romanını buldum. 250 tane öyküsünü çıkardım meydana. Onun içinden 50'ye 50 tane sıfır öyküsü çıktı. Yani yazıyor, arkasını dönüp bakmıyor bile, gidiyor. Böyle bir konu zenginliği içinde olan bir kişi. Yani ben yapılması gereken bir şeyi yaptım. Öyle büyütülecek bir şey de değil. Yani benim heykelimi falan da dikmeye kimseye niyetlenmesin. Böyle bana bir anıt mezar da yapmalarına gerek yok. Yapılması gereken bir çalışmayı yaptım. Ve bu çalışmanın daha ilerisini, bundan 100 yıl sonra pek çok araştırmacı, Orhan Kemal bugünkü gibi buralarda kalmayacak. Anlayışlar değişecek. Belki çok daha farklı bir aydınlık boyuta ulaştığımızda Orhan Kemal o dönemde belki daha çok keşfedilecek. İşte o kitapların tamamı yeni araştırmacılara müthiş kaynak teşkil edecek. Benim amacım buydu. Bir tane daha belki bir çalışma çıkartabilirim. Anılar ve anekdotlar diye. Şimdilik bununla ilgili bir takım malzemeleri işte topluyorum. O da herhalde son eser olarak gün ışığına çıkacak. Yani fazla önemsenecek bir şey değil. Yapıyorum yani klasik olarak. Bir evladın belki yapması gereken bir şey yapıyorum. Çünkü onun o eserleriyle ben bugün buralara geldim. Eğer olmasaydı biz belki de savrulurduk, giderdik, başka şeyler olurduk. Benim hem babama hem topluma bir borcum var. Bu borcu ödüyorum yani. Büyük keyifle ödüyorum. Sıkıntı yok. Ne kadar güzel bir yaklaşım. Çok teşekkür ederiz. Şimdi Mehmet Güneryüz'ün konuşmasına geçeceğiz. Yani Orhan Kemal'le hani bizim daha yakın tanışmamız yaptığımız belgesel sırasında oldu. Ben belgesel sinemayı çok önemsiyorum. Çünkü belgesel sinema sürekli yeni bir şeyler öğreniyorsunuz. Sürekli üzerine bir şey koyuyorsunuz ve bir insanın hayatının dönüm noktalarını anlıyorsunuz. Onun yaşam felsefesini daha iyi kavruyorsunuz. Yani çok iç içe geçiyorsunuz. Orhan Kemal belgeselini biz 2010 yılında yaptık. İşte çekimler için önce işte Adana'da çekimler yaptık. Sonra İstanbul'da çekimler yaptık. Tabii Orhan Kemal işte Adana, Çukurova bölgesi, o yörenin insanları, gözlemleri çok önemli. Ama bir de İstanbul'da Orhan Kemal'in hayatında çok önemli. İstanbul'da Cibali'de yaşıyor biliyoruz. Hani evi şu anda umarım müzeye dönüştürülür, daha bir bakılır, hani korunur. Çok önemli. Cibali bölgesinde işte ben şeyi hatırlıyorum, çekimler sırasında işte çocuklarıyla beraber gezinmiştik o bölgede, işte Cibali'de. Bu tabii çok önemli. Yani bir kültürün yaşatılması, bir devrin var edilmesi anlamında. Orada şeyi de görüyoruz. Aslında Orhan Kemal küçük insanların diye tabir ediyoruz ama hiç aslında mücadeleleri büyük, onurları büyük insanların hikayelerini anlatıyor. Ve çok iyi bir gözlemci. Orada birebir tanıştığı, birebir yaşamlarına tanık olduğu, o azimli, onurlu, samimi, hani herkesin kendinden bir şeyler görmek istediği, bugünümüze de ışık tutacak insanları bir anlamda hikayelerinde yer veriyor. Ve Orhan Kemal'in son kitabı da Çizgilerle İstanbul. Burada da yani uzun süre üzerinde çalışıyor.
uzun süre beraber çalışıyor Ferit Öngören var. O çizgileri çiziyor. Orhan Kemal'de hikayeleri yazıyor. Taşlı Tarla onun o kitabında çok önemli bir yer tutuyor. Orada da çok İstanbul üzerine çok önemli bir şey var. İşte bir andan da Zincirlikuyu'da İstanbul'da yatıyor. Hani İstanbul Orhan Kemal'in hayatında çok önemli. Yani bu yönünde de değerlendirmek gerekir. Orhan Kemal'in yani hikayeliğini biliyoruz. Ama çok aslında Yeşilçam'da bir senarist de. Türk sinemasıyla da bir bağı var. O dönemin önemli yönetmenlerinin hepsiyle hemen hemen yakın teması var. Görüşüyor, onlara öyküler veriyor. İşte jenerikte bazılarında ismi oluyor, bazılarında olmuyor. Çünkü genelde ismi sakıncalı olduğu için sansür önüne giden senaryolarda onun ismi yer almıyor. Yani çok aslında büyük bir emek kaybına uğruyor. Telif kaybına da uğruyor yani bir anlamda hani bu nedenle. Ama çok sayıda Türk sinemasına ürün verilmesine de emek veriyor. İşte biliyoruz Bereketli Topraklar üzerinde Erden Kral tarafından çekilen. Yine Avare Mustafa, Deve Kuşu, Memdivin tarafından. Gurbet Kuşları filminde Halit Refik'in onun hikayesinden yola çıkılıyor. Ya bu yanını da Orhan Kemal'in bilmek lazım. Aslında yani Işık Bey'in araştırmalarında tabii mutlaka benden daha fazla bilgi vardır ama yani yüzlerce filme de katkı verdiğini biliyoruz yani Orhan Kemal'in. Aslında bir senarist de. Biliyorsunuz Türk sinemasında gene o dönemlerde senaryo yazmak isteyenlere yönelik bir kitabı da var. Senaryo yazmak üzerine. Bu da çok önemli. Hala bugün satılan ve gençlerin faydalandığı bir kitap. Yani bu yönleriyle yani benim hayatımda tabii bir çok önemli şey oldu, etkisi oldu açıkçası. Zaten hani okuduğumuz bir yazardı, bildiğimiz hani önemsediğimizdi ama yani belgeselini yapma sürecinde onun o hani onurlu duruşu, düşüncelerinden taviz vermemesi, o toplumla kurduğu samimi diyalog, onların hikayelerini anlatması, yani neredeyse hani kalemini ezilenlerden yana kullanması çok öğretici, çok önemli. Yani bugün hala önemli ve örnek alınması gerekiyor gibi geliyor bana. Bir kitaplarından film uyarlamaları var. Bir de senaryoları var aynı zamanda. Evet. Oyunları da var. Yazdığı oyunlar da var. Zaten tiyatro oynadı. Evet. Biraz önce Işık Bey'in de bahsettiği gibi inanılmaz üretken bir yazar. Çizgi romandan çocuk kitabına kadar birçok türde çok farklı eserler vermiş. Ama özellikle biz tabii biraz daha sanırım film uyarlamaları üzerinden yani en azından günümüzde bunları biliyoruz. Çok daha önce özellikle farklı mahnaslara yazdığı senaryoları bilmiyoruz. Bunlar arasında mesela sizi çok etkileyen bir senaryo hatırlıyor musunuz? Ya da sizin bir yönetmen olarak bunu çok çekmek isterdim diyebildiğiniz bir senaryosu var mı? Orhan Kemal'in yani aslında bütün hikayeleri sinemaya çok uygun. Zaten sinema tarafından da çok çoğu değerlendirilmiş eserler yani bir biçimde. O mesela hani o Bereketli Topraklar üzerinde hani beni çok etkilemişti. Ben onu işte vizyona girdiği o 78 yılında falan 12-13 yaşında izlemiştim. O zaman zaten çok sarsılmıştım hani hikayeden. Sonra İstanbul Film Festivali onu restore etti kopyayı yeniden gösterdi. O da mesela çok etkileyici bir filmdir. Yani Türk sinemasının başyapıtlarındandır. Gurbet Kuşları böyle Halit Refik'in işte göçle gelen insanların sorunlarını anlattı. Burada yaşadıkları
problemleri anlattığı Gurbet Kuşları da bir Türk sinemasında başyapıttır. Gene Avare Mustafa. Yani şeyden onun ismini hani yazamadığı ya da yapımcılar tarafından değiştirildiği eserlerde düşünülünce hani Türk sinemasında üretken aslında senaristlerinden birisi. Yani onu da göz ardı etmemek lazım. Yani öyle düşünüyorum. Hani aslında hani sorunuza geri dönersem yani bütün hikayeleri sinema için çok uygun. Yani bugün hala hani onun yazdığı hikayeler filmleştirilse toplumda bir karşılığı var. Mutlaka var. Teşekkürler. Ayşe Hanım, sizin eklemek istediğiniz, sormak istediğiniz bir şey var mı? Mehmet Bey'e. Pardon, sesiniz kapalı bir dakika. Yani. Mehmet Bey'e katılıyorum. Çok eserleri sinemaya çok uygun. Çünkü diyalogları çok fazla. Çok akıcı konuşmalar var. Ve onu da çok rahat. Yani bir romanını alıp üzerinde biraz tabii çok benim dışımda bir şey bu senaryo yazmak. Biraz çalışılsa senaryolaştırılabilir. Film yani film senaryo olarak yazdığı filmlerini de seyrettim ben. Hepsini de çok beğendim. Eski Türk filmlerini çok severim. Şimdi de çok izlerim. Mehmet Bey'i de daha evvel bir belgeselini izlemiştim sinema günlerinde. Onu da kutluyorum. Orhan Kemal'le ilgili belgeseli de çok güzel olmuş. Ben Işık Bey'in dışında yani kardeşleri, abisi, ablası olduğunu biliyorum ama o belgeselde görmüş oldum Orhan Bey'in diğer çocuklarını ve bir de küçük yani en küçük kız kardeşini de orada tanıdım. Galiba onlar artık aramızda değillermiş, Işık Bey'den onu öğrendim. Çok etkilendim belgeselinden de. Mehmet Bey'i de kutluyorum. Sizin Mehmet Bey'e sormak istediğiniz bir şey, şeyle o hocam belgeseli çekerken yaşadıkların böyle enteresan bir takım şeyler vardır. Onları paylaşırsan sevinirim. Ya tabii yani şey olarak belgesel hani yapım süreci dediğim gibi zaten çok şey oluyor. Yani bir insana çok şey katıyor, çok şey öğreniyorsun. Gelecek. Hani kurmaca filmde elinizde bir şey oluyor. Senaryo oluyor ve ona uygun işte hani şeyi çekiyorsunuz ve bitiyor. Hani üzerinde herhangi bir şey yapma şansınız yok. Ama belgeselle çekmeye başladığınız andan itibaren size yeni ufuklar açıyor. Her öğrendiğiniz sözcük bir başka üzerinde düşünmenizi gerektiriyor. Yani çok fazla. Orada tabii çok güzeldi. Yani şeyle tanışmak işte Fikret Otyan'la tanışmak işte Orhan Kemal'in kız kardeşiyle tanışmak, ailesiyle tanışmak, yaşadığı yerleri gezmek, Adana'da işte çalıştığı mekanlar, Adana'daki insanlarla Orhan Kemal üzerine konuşmak, yani onun hala insanlar üzerindeki o uyandırdığı büyük saygının devam ediyor olduğunu görmek, yani çok etkileyici, çok güzel de. Zaten hani belgeselin oluşması sırasında da Işık Bey'in çok önemli katkıları oldu o da. Yani Orhan Kemal'i yeniden yaşatmak için verdiği çabalar gerçekten çok değerli yani. O yüzden hani o da şeyde işte biz belgeselin yapımını sürdürüyoruz ama Orhan Kemal belgeseli diye hep düşündük kafamızda. Hep öyle gidiyor.
Şeyde Işık Bey'le işte Orhan Kemal Müzesi'nde söyleşiyi yaparken Işık Bey son cümle olarak şey dedi, ya dedi, anlattı işte birçok özelliğini Orhan Kemal'in, sessizlerin sesidir dedi. Ya yani o beni çok etkiledi ya o sözcük. Ya ben zaten hani çıktım bittiği gibi, ya Işık Bey dedim, burada dedim siz belgeselin isminizi de söylemiş oldunuz. Hani sessizlerin sesi, yani Orhan Kemal ancak bu kadar ya ifade edebilir bir sözcük. Bunu dedim belgeselin ismi yapmak istiyorum, izin verir misiniz? Tamam dedi, hani orada zaten kitap çalışması varmış aynı isimle, izin verdi. Böyle hani bu çok hoş bir anı olarak kaldı. Hani belgesel sırasında yapılan bir röportajdan belgeselin ismini koymuş olduk. Valla başarılı bir çalışmaydı. O açıdan ben kutluyorum. O belgeselin isim babası olmam da beni ayrıca mutlu etti tabii. Bir de tabii şey var, şimdi kendisi burada yok. Feza Sınar var, şey senaristi. O da çok emek verdi. Metinler ona ait. Yani bir metin yazarı olarak, yani bir metin yazarlığının ötesinde belgesele katkısı oldu. Yani bir emek anlamında onu da vurgulamak isterim. Evet, yani evet, burada Feza Sınar'ı da almış olalım. Gerçekten siz güzel bir ekiptiniz. İnşallah bundan sonra başka Orhan Kemal'in yeni bir belgeselde bir araya geliriz. İnşallah. Belki Orhan Kemal'in işte sinemacı Gönül Orhan Kemal diye bir şey olabilir. Olabilir. Yani demin işte ben belki de yani söylemedim ama bir röportajında 300'e yakın senaryo yazdığını söylüyor. Bakın bu çok hakikaten önemli bir rakam. Safa Önal'la zaman zaman işte görüştüğümüzde o 400'ün galiba üstünde senaryo yazdığını ifade ediyor. Yani bu hakikaten bir senaryo üretim merkezi gibi. Evet. Ama bunu tabii hiçbir zaman bu senaryolara da ulaşamadık. Zaten Orhan Kemal imzası sansürlü olduğu için babam da çok değişik takma adlarla veyahut da işte sipariş üzerine senaryoyu yazıp o kişiye göre ya da kişinin ismine göre o senaryo sansürden geçtiğini biliyoruz. Bu açıdan yani üstadın böyle kıyıda köşede belki işte eski siyah beyaz Türk filmleri seyrettiğimizde jenerikteki herhangi bir ismin Orhan Kemal olacağı muhakkaktır. Evet. Peki Mehmet Bey, çok teşekkür ederim. Sizin yine eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ya ben İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne de teşekkür ederim. Hani proje çok anlamlı, çok iyi bir proje. Orhan Kemal'in de hani 17 kişi sanırım içinde yer alması benim için çok önemli. Teşekkürler yani, hani bunu da düşünen, emek veren herkese teşekkürler. Biz teşekkür ederiz katıldığımız için de ayrıca. Ayşe konuşmasına geçiyoruz. Dilim el verdiğince Orhan Kemal'i anlatmaya çalışayım. Ben 1965 yılında sömestr tatilinde Orhan Kemal'in kitaplarını okumaya başladım. Tabii en acı tarafı 5 yıl sonra lise son sınavlarına hazırlanıyordum. 2 Haziran akşam haberlerinde Orhan Kemal'in öldüğünü öğrendim. Ve çok büyük tepki duyduğumu hatırlıyorum. Sonra dedim ki ya usta ölmüş olabilir ama biz onu yaşatacağız okurları. Kitaplarını okurum, tavsiye ederim. Böylece Orhan Kemal yaşıyor, arkasında bir dolu kitap bıraktı. Benim okuduğum ilk kitabı Vukuat vardı. Vukuat vardı sonra
Bereketli Toprakları okumuştum. Bu kağıtların devamı Hanımın Çiftliği ama araya ben Bereketli Topraklar girmişti. Daha sonra Hanımın Çiftliği ve öyle geldi. Orhan Kemal'in Orhan Kemal şehri yazıyor. Köylü insanı da şehirde yazıyor. Yani kırsal insanını alıyor, işliyor. O işte bütün onun hakkında yazan çizenlerin dediği gibi küçük insanın yazarı ama o küçük insanlar büyük mücadele veren insanlar ve işte göç etmiş büyük şehre gelmiş. Hem Adana'da hem İstanbul'da bu konuyu çok iyi işliyor ve diyaloglara çok önem veriyor. Çok akıcı, yalın ve dürüst bir dili var. Okuyucusunu hiçbir zaman aldatmıyor ve insanlar yani ben okuduğumda, ben de Adanalıyım. Benim babaannem, dedem de Ceyhanlılar, hemşehriler yani. Tabii o yörenin insanlarını gördüğüm için, tanıdığım için, gerçi 47 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Daha Vukuat Var'ı okudum, benim tanıdığım insanlar gibi geldi. Dedem tavsiye etmişti bana kitabı. Ona sordum da evet, Orhan Kemal böyle bir yazardır dedi. Mesela Vukuat Var'da, Vukuat Var'ın baş karakteri diyeyim, bir aşk romanıdır daha çok. Orada dokumada çalışan iki işçi, Güllü ve Kemal, aşık olurlar. Sınıfları aynıdır, yani aynı sınıftan insanlardır. İkisi de işçidir. Sadece Kemal bizim yörenin, yani Adana'nın, Çukurova'nın Arap uşağı dediği, ailesi Arap olan bir çocuktur. Bir gün ustasıyla konuşur, der ki işte Güllü'yle ben evlenmek istiyorum. Çok da uygunuz gibi konuşur. Usta bakar, der ki oğlum sana bırakmazlar onu, der. Çünkü Güllü çok güzel bir kızdır. Ve Güllü'nün ailesi Güllü'nün üzerinden şimdiki deyimle rant elde etmeye bakıyordur. Onu işte zengin birisine para karşılığı satacaklardır ve kendileri de onun sayesinde rahat etmeyi düşünüyorlar. Tabii arada Kemal'in yok edilmesi gerekiyor. Kemal öldürülüyor. Güllü gelin oluyor. Çiftliğe gidiyor. Çiftlikte çapkınlığıyla ünlü bir toprak beyinin çiftliğidir. Onun yeğeniyle evlendiriliyor. Fakat Güllü çok dirençli bir kız. Karşı koymuyor. Kolay teslim olmuyor. Bağırıyor, çağırıyor. Ve şöyle bir sık sık o cümleyi söylüyor. Ben atın yerine eşeği bağlamam diyor. Yani işte Kemal yakışıklı, çok güzel bir de sevdiği kişi tabii. Bunu Muzaffer Bey duyuyor. Bey ve işte onu yanına getirtiyor. Güzelliğinden etkileniyor, evleniyor. Güllü Serap Hanım olarak sonra Hanımın Çiftliği'yle hayatına devam ediyor. Bu kadar gerçekçidir yani. Hemen o insanları tanırsınız sokağa çıksanız bile. Diğer kitaplarında da yani işte Bereketli Topraklar'da küçük insanları alır ama aslında dev gibi insanlardır. Orta Anadolu'nun kırsalından kopup Adana'ya gelmiş. Adana Bereketli Topraklar üzerinde ama yaşaması zor bir kenttir de olarak. Şimdi tarlada kütlüde çalışmak diye bir şeydir o. Tarlada çalışmak, gölgede 45 derece olan sıcağı düşünebiliyor musunuz tarlada? 75-80 derece altında çalışırlar. Bu 3 kişi gelir, 3 kişiden bir tanesi hastalıktan ölür, bir tanesi patoza yakalanır, parçalanarak ölür. Birisi köyüne döner. Bu üçünün de hayali evlerine giderken yılan sesi çıkarıyor dedikleri gaz ocağı götürmektir. Yani pompalı gaz ocağı. Böyle bir ses çıkararak yanardı.
Bir tanesi iflahsızın Yusuf'u elinde gaz ocağıyla memleketine döner. Bekçi Murtaza tam bir şeydir. Yani o kadar ki insanlar Orhan Kemal'i tanımayan, bilmeyen, bu kim yazdı o bilmeyen insanlar bile çoğu zaman kraldan kralcı birisiyle karşılaştığında Bekçi Murtaza der. Yani Bekçi Murtaza'yı kim getirmiştir, kim tanıtmıştır? Filmini görmüşler, Müjdat Gezen oynuyordu filmde. Filmi görmüşler ve onu işte bütün şeylerinde Bekçi Murtaza gibi der. Hatta Yaşar Kemal'in bir yerde okumuştum. Adana'da Akbank'ın böyle basamakları vardır. Birilerini yanına almış, demiş ki gelin size bir şey okuyacağım ve dikkat edin demiş. Açmış, Bekçi Murtaza'yı okuyor. Okurken Bekçi Murtaza da artık Akbank'ın kapısında bekliyor. Oraya o zaman pek güvenlik denmez yine bekçi. Yüksek sesle okumuş Yaşar Kemal. Adam yavaş yavaş gelmiş yanına. Bu ben miyim demiş. Bu ben miyim demiş. Gördünüz mü demiş Yaşar Kemal. İşte öyle yani hakikaten Bekçi Murtaza tiplemesi ondaki aydınlık gerçekçiliğin tam yerine oturduğu bir tiplemedir Bekçi Murtaza. Başka eserlerinden de şöyle kısaca bahsedeyim. Mesela Cemile'yi okuduğumda çok tabii yıllar oldu. 4-5 yıl evvel Adana'daydım. Kuzenimin birisi Milli Mensucat'a yani Orhan Kemal ve karısının evlenmeden evvel çalıştıkları dokuma fabrikasının orada oturuyorlar. Dedi ki burası büyük bir müze olacakmış. Büyük bir müze olacakmış dedi. Ben birden gözümde Cemile canlandı. Orhan Kemal, Cemile. Şey dedim acaba ben bunun filmini mi seyretmiştim dedim. O kadar güzel resmetmiş ki hem çevreyi hem dokuma fabrikasını fotoğraf çekilmiş gibi. Sonra düşündüm onun filmi yapılmadı. Ben o filmi seyretmedim. Kitabı okudum. Ama belleğimde bir fotoğraf gibi kalmış. Orada mesela babaanne artık babaannesini ikna ediyor. Cemile'yi istemeye yani Nuriye Hanım'ı. Babaanne zar zor yanına da bir komşusunu alıp kızı istemeye gidiyor. Ama öyle bir gidiyor ki işte bir avluya giriyorlar. Avlu çamurlu. Bunlar mantolarının eteklerini çekiyorlar. Küçümseyen bir tavırla burunları havada. Yani nereye geldik? Burası nasıl bir yer falan diye. Kızı öyle istemeye gidiyorlar. O da bende tam bir fotoğraf. Yani iki tane o yaştaki kadın o havada tam bir fotoğraf karesi gibi kalmış. Yani kitaplarını resmediyordu resmen. Avare yıllarının sonunda evlenir. O evliliğinde de düğünden sonra o zamanlar şimdi yapılıyor mu bilmiyorum. Duvak Mevlüdü diye bir şey vardı Çukurova yöresinde. Düğünden sonra Duvak Mevlüdü sadece kadınlar katılır, mevlüt okutulur. Mevlütün sonunda da gelinin başına bir işte tepsi konur, oraya hediyeler bırakılırdı. Hediyeler bırakırken de yüksek sesle kimden olduğu söylenir. Orhan Kemal de iç odada, yatak odasında oturuyor, sesleri duyuyor. Şöyle bir şey geliyor kulağına, babasından bir elmas pantantif, işte annesinden yine bir ziynet eşyası, bütün şeylerden, akrabalarından böyle pahalı pahalı hediyeler, şaşırıyor.
Çünkü ekonomik darboğazdalar, çok kötü durumdalar. Bu pahalı pahalı hediyeleri nereden aldılar? Nasıl alabildiler diye düşünüyor. Misafirler gittikten sonra babaanneye soruyor ki, babaanne istiyor, oğlum babanın şerefine ayağı mı düşürecektik? Emanet aldık, geri vereceğiz diyor. Böylece babanın şerefi kurtulmuş oluyor. Zaten babaanne hep işçi bir kız olduğu için Nuriye Hanım, o babanın, öylesi babanın oğlu böyle bir kızla evlenir diye sürekli söylenen bir babaanne. Yani bunlar o kadar güzel verilmiş ki, çok dürüst dile hakim, kimseyi aldatmaktan yana diye. Mesela birisi demiş ki, hep küçük insanları yazıyorsun, yoksul insanları yazıyorsun, İşte ekmek peşinde koşan insanları yazıyorsun. Evet, tanımadığım insanları yazamam demiş. Halbuki şeyde, bu kağıt var ve bereketli topraklarda tanımadığım dediği insanları da çok güzel anlıyor. Yani Muzaffer Bey tiplemesi, onun çevresindeki zengin insanlar, onları da çok iyi vermişti. Orada tevazu göstermiş usta. Çok yalın dile sahipti ve kolay okunduğunda sanki kimileri basitmiş gibi. Hayır, çok yalın, çok temiz ve çok dürüst bir dili var. Mesela Bereketli Topraklar bende destansı bir dil izlenimi yaratmıştı. Böyle Homeros gibi falan gelmişti bana. İlyada'yı ya da Odessa'yı okuyorum gibi. Hep çok severek okuduğum bir yazardı ve çok içimde duyardım. O da insanları çok iyi gözleyip, çok iyi onların yerine düşünüp, onlar gibi neler yaptığına vakıf olup öyle yazan bir insan olduğu için çok güçlü bir şeysi var. Fakat işte şansı yaver gitmemiş. Çok fazla yoksulluk çekmiş, çok duyarlı bir insan, duygusal bir insan. Bir keresinde mesela parasızlıktan bahsederken, kızıma bir manto borcum var diyor. Baba olarak onu borç olarak almış, sözünü yerine getiremedi diye. Bunların altında kim bilir ne kadar ezildi. Ben Nebil Özgentürk'ten 410 senaryo yazdığını duymuştum. Biraz evvel Işık Bey 300 senaryo dedi galiba, değil mi? Evet. Şimdi eğer o senaryoları dizilere verse ya da işte sinemaya verse, kim bilir ne kadar para kazanırdı. Ama o günkü koşullarda maalesef hep şey dermiş, zaten benim cebimden birileri paramı alıyor gibi, yani cebime girmeden para alınıyor gibi bir şey yaşarmış sürekli. Bazı eleştirmenler Orhan Kemal tekrarı diye böyle başlık atarak yazılar yazmışlar. Orada da büyük haksızlık var. Tekrar değil. Orhan Kemal bir kitabını okuduğunuzda, sonraki kitabında oradaki insanlarla bir ilişki kurarsınız. Ya da oradan bir insan burada da vardır. Bu da insana daha böyle tanıdık, aşina yüzler, okuduğu şey devam ediyor gibi geliyor, izlenimini verir. Mesela Bereketli Topraklardaki o yaşayan, yani iki arkadaş ölüyor, bir kişi dönüyor köyüne. İflahsızın Yusuf, Gurbet Kuşları'nda Gurbet Kuşları'nın baş karakteri Mehmet'in babası olarak çıkar karşımıza. Bu tekrar değildir, güzeldir de. Yani o tanıdığım birisi gelmiştir oraya. Onun için işte tabii eleştirmenlerin bazen böyle haksızlıkları da olabiliyor. Onun da yazdıkları var eleştirmenlerle ilgili. Müfettişler Müfettişini yazarken çok trajiktir. Kendinden küçük, 5 yaş küçük kardeşi aşağıda işte kanserden ölmek üzereyken
O müfettişler müfettişini Cumhuriyet Gazetesi'ne galiba tefrika olarak gönderecek. Onu yetiştirmeye çalışıyor. O da bir anlamda komedidir. Ve kendini öyle yani bir tezat içinde olduğunu işte kardeşim aşağıda ölüyor ama ben burada komedi yazmak zorundayım der. Böyle yani bu ülke değerli çocuklarına, değerli evlatlarına hiç iyi davranmamış. Hep kötü davranmış. İşte bakıyoruz Nazım Hikmet'e, Kemal Tahir'e, şuna hepsi 18 yıl yatmışlar, 12 yıl yatmışlar. Keza 4 yıl galiba Orhan Kemal'in. Bu kadar üretken bir yazar maalesef hak ettiği şeyleri erişemeden gidiyor. Ben ilk dergi yazımı da Orhan Kemal üzerine yazmıştım. Işık Belli'de röportaj yapmıştım. Sonra 2007'de galiba bir sosyal medyayla çok fazla ilgim yoktu. Yeğenim söyledi, Ayşe senin Orhan Kemal'in kızı olduğu yazıyor şeydi dedi. Ben hemen birisi sanırım yanlış anlamış sizi. Yanlış anlamış. Bu yazımdan sonra ben hemen dedi onur duyardım. Ama maalesef kızı değilim diye düzeltiverdim. Yani böyle bir şerefe de nail oldum. Ama öyle yanlış bir şeydi. Bu İBB'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu projesi mezar biraz itici geliyor insana ama aslında ziyaretten geliyor. İşte, çok iyi bir uygulama. Ben yurt dışında kimi şehirlerde ünlü insanların mezarlarına gitmiş. Yani onlar toplu olarak bir yerdeler. Niye bizde böyle bir şey olmuyor diye düşündüm. Bizde olmamasının nedeni de biz sevdiklerimizle yan yana uyumayı seviyoruz. Yani aile işte karısının yanında olsun, babasının yanında olsun falan. O yüzden mezarlıklar ayrı oluyor. Ama İBB'nin bu şeysi hakikaten takdire şayan. Kim düşündü, kim projelendirdi, bir ekip işidir tabii. Kutluyorum onları da. Ben işte bu ülkenin artık değerli insanlarına önem vermesini, onlara iyi davranmasını istiyorum. Sizin soracağınız bir şey var mı? Çok ne kadar güzel bir dilek. Çok teşekkür ederiz Ayşe Hanım. Ustayı ne kadar anlatabildim bilemiyorum. Bence en güzel eserlerine tabii ki her biri birbirinden güzel ama evet, çok evet. Bilinen diyeyim daha doğrusu. Eserlerine çok kısaca değindiniz ve çok güzel özetlediniz. Çok teşekkürler tekrar. Bir şeyi sormak istiyorum sadece. Hani dediniz ya bereketli topraklar üzerinde okurken aslında biraz böyle işte şey gibiydi, Homeros okur gibiydi. Benzer bir şeyi şimdi biraz şey bir soru olacak ama yani tahmin yürüteceğimiz bir soru olacak sadece. Nazım Hikmet Orhan Kemal'e şiir yazma, öykü yaz dedi ve ardından Orhan Kemal de öykü yazmaya başladı. Fakat ben de bazı eserlerini özellikle okurken çok şiirsel buluyorum. Şiirsel, evet. Aslında destansı çok şiir. Da bir yoldan sapmamıştım. Evet. Yani manzum nesir derdik biz eskiden. Manzum nesir niteliğinde yazdığı şeyler. Ben şöyle okumuştum. Nazım'la Kemal Tahir'in mektuplaşmalarında vardı. Tesadüfen buluyor işte o öyküsünü Orhan Kemal'in ve Kemal Tahir'i Malatya cezaevine gönderiyor. Kemal Tahir okuyor ya çok iyi diyor. Bunlar üçlü bir şey kuruyorlar. Orhan Kemal yazıyor, gönderiyorlar. Bakıyor Malatya cezaevinden. İşte bir takım düzeltiler yapıyor ya da işte çok metiyelerle gönderiyor. Böyle ilerliyor. Ama hakikaten dediğiniz gibi dili çok şiirsel.
Manzum Nesin niteliğinde eserler vermiş. Çok rahat, çok güzel okunuyor. Yani Eskici ve oğullarını okurken aynı şey, katıdır insanın yüreği, çok burkulup Bereketli Topraklar üzerinde de öyle ama Suçlu öyledir. İnsanın içini çok yakar. Ama böyle hep bir yol gösterici var. Genellikle ustalar yol gösterir. Yani bir yolundan şaşırmış ya da acemi ya da bir şey, ustalar onlara sanki bir eğitim verir. Onları bir formasyona sokar. Suçlu'da da yine bir avukat, üstelik bilabedel çocuğun davasına bakıyor ve kurtulmasını sağlıyor. Onda da o işte yanımda çalış, seni okutayım falan der ama o her seferinde kaçar, başka yollara dalar falan. Sonra yine yolunu bulur şeyde. Yani Orhan Kemal'in en önemli özelliklerinden bir tanesi de en kötü insanda bile insancıl bir nokta bulur çıkarır. Onda kötü insan yoktu. Mutlaka iyi bir şey bulur çıkarır. Çünkü hiç kimse Serap'a kötü ya da iyi değildir. Vardır bir şeysi, iyi tarafı veya çok iyi diye tanıdığımızın bir zaafı vardır. Yani insanı çok güzel, insan değerleri içinde bize sunmuş. Ellerine sağlık. Çok kısa yaşamış. Maalesef. Ama eserleriyle sonsuza kadar yaşayacak bir yazarımız. Peki size de aynı soruyu soralım. Mehmet Bey bir öneride bulundu. Mezar tasarımı ile ilgili. Hı hı. Sizin aklınızda böyle bir şey var mı? Şu olsaydı, hani ben Orhan Kemal'in mezarını şöyle hayal ederdim diyebileceğiniz bir şey. Vallahi mimari yönden o kadar zayıfım ki gördüğüm şeylerden etkilenmiş olabilirim yani dışarıda. Ama yine Orhan Kemal'e özgü işte bu eserlerinin falan toplamıyla çıkacak bir şey. Bir kere çok sade olmasını isterim. Yani ona uygun çok sade bir mezar. Ama o sadeliğin içinde de bir zarafet olsun diye düşünüyorum. Peki. Sade ama şık. Peki, çok teşekkür ederiz. Sizi uğraştırdım, onun için üzüldüm. Ama böyle yaptık. Yok, estağfurullah. Gayet güzel gitti. Hallettik sorun sonuçta. Tekrar katıldığınız için çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Özellikle ben liste geldiğinde dedim ki Orhan Kemal bana düşse keşke. Evet. Çok teşekkür ederim. İyi günler. Tamam, çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Işık Bey, tekrar katıldığınız için buraya kadar sizi yorduk. Güzel anlatımınız için de tekrar sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.